Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber TYT Tarihi Fur Tekrar derslerine başlıyoruz. Şöyle yorumlarla ve yorum yeteneğimizi geliştirebilecek önemli sorularla çok güzel bir şekilde bu dersleri tekrar edeceğiz. İlk defa bu derse beraber bizimle tanışanlar için kısaca bir hemen tanıtım yapayım. İbrahim Ulaş Valdemir, Milli Eğitim Bakanlığı'nda sosyal bilgiler öğretmeniyim. Aynı zamanda TRT'de hafta sonları tarih ve felsefe grubu derslerini benden EBA kanallarında dinliyorsunuz. Şimdi e, tarihi el alırken hem yorum yeteneğimizi kuvvetlendirme, hem de soruları nasıl çözebilecek niteliği e, artırma kısmında sizlere fayda sağlayacak videolar olacak bunlar. Bugünkü bölümün temel konusunu tarih ve zaman, uygarlık tarihi, Orta Çağ'da dünya, İslam öncesi Türk tarihi, İslam tarihi, Türk İslam tarihi ve Türkiye tarihi 13. yüzyıldaki yani Malazgirt Savaşı'ndan sonra beylikler döneminin ifadesiyle kapatmaya çalışacağız. Bu derslerin ders bir hedeflerini bu videoların açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe din kültürü ile ilgili konu ve soru videolarına aynı zamanda deneme çözümlerimize de erişebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi ilk olarak sizle tarihi tanımlamakla bir başlangıç yapalım. Tarih geçmişteki insanların ee, yaşayışlarını, onların faaliyetlerini, etkileşimlerini, yer ve zaman, sebep ve sonuç, belgeleri dayalı olarak bize gösteren temel bir bilim alanıdır. Öyle söyleyebiliriz. Bizim için bakın, yer, coğrafyadan, zaman. Kronolojiden, belgere dayalı olma, tamamen işin diplomasi kısmından e, ulaşabileceğimiz temel bir nitelik alanı olduğunu unutmamamız gerekir. Özellikle onu söyleyelim. Bununla beraber tarih aslında geçmiş ve yaşadığımız dönemdeki insan tecrübesinin tamamını içerisine alır ve konu edinir diyelim. Yine tarihin konusunu zaman içerisindeki insan faaliyetleri, farklı etkiliklerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserler, oluşturacaktır. Hocam, buradan nasıl bize bir sınav sorusu gelir diye sorarsanız hemen şunu size belirteyim. Ee, size tarihi konusunu ifade eden unsurlar veya gelişmeler verilir. Bunlardan hangisinin, işte siyasi, hangisinin dini, hangisinin ekonomik, hangisinin kültürel gibi eşleştirme tarzında soru gelebilir. Mesela burada, insanoğlunu meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserleri biz tarihin konusu diyorduk ya, mesela siyasi ne olabilir? Saltanatın kaldırılması. Değil mi? Saltanatın kaldırılmasını sen burada ifade edebilirsin. Cumhuriyetin ilanı değil mi? Bunlar bizim için siyasi gelişmelerdir. Askeri ne olabilir? Manazir Savaşı, Nero Kefanol Savaşı, Sakarya Savaşı, Hayber'in Fethi. Yani birçok savaş ve gelişme burada bizim için e, askeri unsur da gösterilebilir, malazgirt savaşı diyelim. Sosyal e, faaliyetler içerisinde ne görülebilir? İşte insanların gündelik yaşama burada adapte olması, gündelik yaşamla beraber yaşam tarzlarını değiştirmiş olmaları, yine sosyal alanda yapılan faaliyetler ve unsurlar hepsini buraya sayabilirsiniz. İktisadi ekonomik ne olabilir? İşte diyelim ki e, işin içerisine ekonomiyi katan en önemli yerleşimler e, arasında burada sanayi inkılabını gösterebilirsiniz sanayi inkılabını koyduk. Biz ilgilendiren meseleler ne olabilir? İzmir İktisat Kongresi gibi. E, kültürel nedir? Kültürel içerisinde toplumların kültürel faaliyetlerini barındıran ve bu gelişmeler e, bütünü içerisinde e, kültür faaliyetlerini içeren unsurlardır. Mesela yazının icadı, e, yazının icadı bizim için bir kültürel faaliyettir. Dini faaliyetler içerisinde ne olabilir? İşte İslamiyet'in yayılması, Hristiyanlığın ortaya çıkması, Museviliğin yayılması, hicret gibi unsurlar bizim için dini gösterilebilir. İslamiyet'i buraya yazalım. Ve bir de mimari alanda olabilir unsur temel konu içerisinde. İşte Sultanahmet Camii diyelim veya Ayasofya Camii. E, bununla beraber Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi unsurlar böyle gelir. Şimdi dediğim gibi Hani yukarıda bu unsurlar size verilir. Mesela Malazgirt Savaşı, Sanayi e, İnkılabı, Yazının icadı, İslamiyet'in yayılması. Yukarıda tarihin konusunu ifade eden unsurlardan hangisi aşağıdaki alanlarla işleştirilirse seçenek dışta kalır der. Mesela oraya işte bir tane de e, ne olur? E, diyelim ki bir kültürel faaliyet, bir mimari unsur seçenek o da yer alır. Hukuk yer alabilir seçenekler arasında. Onu görür, işaretler geçersiniz. Tamam mı? Unutmayalım. Hemen şöyle bir TYT tarzında sorumuza bakalım. Peyami Safa bu sözüyle ilgili tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamıştır diyor. Dikkatle bir bakalım. Tarih sürekliğini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğiyle terkip eden bütün varlık unsuruyla ilgisini kesmiştir. Bakın demek ki tarihin ne kadar önemli olduğunu kişiye bir bilinç, bir milli şuur, unsur kattığını vurguluyor. Devam edelim yabancı tesir ve müdahalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir halde önce bağımsızlığını sonra da bütün, bütün milli şahsiyetini ve varlığını kaybeder. O zaman tarihi bilmek çok çok önemli burada değil mi? Milli şuur, milli bilinç kazanabilmek için. Şimdi farklı milletlerin bir arada yaşamasını kolaylaştırmışlar diyor. Yukarıda farklı milletler beraber yaşasın, beraber yaşarsa şöyle böyle olur falan var mıydı? Ben okumadım. Siz okudunuz mu? Bence siz de okumadınız. Eleştirel düşünme becerisini kazanmıştır diyor. Yukarıda eleştirel düşünme becerisini kazandıracak kişi ve buradan ilerleyecek gibi bir vurgusu da söz konusu değil. Bu da gitti. Dünya barışına katkıda bulunur. Yukarıda barış unsuru ele alınmamış. Vurgumuz mu değil? milli olma, millet olma şuurunu güçlendirir. Hani bu olduğu zaman zaten sen genlerine, geçmişine, tarihine, unsuruna bakarak buradan bir aidiyet duygusu yaratacaksın. Eğer bu olmazsa da önce ne diyor burada? E, bağımsızlığını, sonra da milli şahsiyetini kaybedersin diyor. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Gelelim tarihte kaynağa. Tarihte kaynağı el alırken birincil el kaynak ve ikincil el kaynak olarak bunları göreceğiz. Birincil el kaynak denildiği zaman ana kaynak aklımıza gelecek. Yani o dönemi direkt olarak yansıtan, o dönemden kalan insan ee, ürünü eserler. Ne olabilir bu? İşte bir kitabe olabilir. Mesela Orhun kitabeleri. Bir abide olabilir. Arkeolojik kazılarda ele geçirilen kapkacak buluntular olabilir. Para olabilir. Metinler, belgeler olabilir. Bunlar o dönemi direkt yansıtıyorsa biz bunlara birinci el kaynak adını veriyoruz. Tamam mı? Unutmayalım. İkincil kaynak ise olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak daha sonradan ortaya çıkarılan akademik eserlerdir. İşte ee, Halil İnalcık tarafından Devlet-i Aliye kitapları var. Nereden faydalanmış? İşte Osmanlı Kuruluş Dönemi eserlerinden, o dönemin işte direkt e, neler olabilir? Buluntularından, belgelerinden, fermanlarından. Bunlardan faydalanarak bir akademik kitap hazırlıyor. Bu bizim için ikinciler kaynaktır tamam mı? Yani o dönemi direkt yansıtıyorsa o döneme A ise bir, o dönemin kaynaklarından faydalanarak daha sonradan ortaya çıkarılan bir akademik eserse iki. Tamam mı? Unutmayalım. Peki e, biz bunları kaynakları sınıflandırırken nasıl ele er alıyoruz? İşte efsane destan, menkıbelerden oluşan yani tamamen sözel, dilsel ifadeye dayalı olan sözlü kaynaklar. Yine tablet, kitabe, ferman, berat, antlaşma metni, sözleşmeler bunlara ait olan yazılı kaynaklar. E, resim, fotoğraf, film, video matları, geçmiş CD, DVD kayıtları. Bunların hepsi sesli ve görüntü çok kaynaklardır. Bir de arkeolojik buluntular ve tarihi eşyalardan oluşan gerçek eşya ve nesneler bizim sınıflandırmada kullanmış olduğumuz niteliklerdir. Hocam peki burada nasıl soru çıkar? İşte buradan şöyle bir soru çıkar. Diyor ki: Öğrencilerin bu soruya aşağıda yer alan e, hangi cevabı vermesi durumunda doğru bir dönüt verilmiş olacaktır? Neymiş mevzu? Bakalım. Tarih öğretmeni İbrahim Bey, Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatmak adına sınıfa Orhan Bey döneminde basılan Gümüş Sikke, dönemin seyyahlarından birinin, birinin hatıratı Gümüş Sikke, hatırat, Bizans ile yapılan Antlaşma metni, Ferman ve Kemal Tahir'in Devlet Ana isimli eserini getirerek öğrencilerine bu materyallerden hangisinin birincil el kaynaklar içerisinde yer alamayacağını sormuştur. Demek ki bunlardan dört tanesi birinci el kaynak içerisinde, bir tanesi değil. Biz ne dedik birinci el kaynak için? O dönemi direkt yansıtan. Her türlü vasıtaydı bizim için. E, gümüş sikke, hatırat, atlaşma metni, ferman onun önden kalan buradaki e, tamamen e, unsurlardır değil mi? Ama Kemal Tahir'in eseri bir umandır. Birinciler kaynak değildir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur. Unutmayalım. Evet, devam edelim. Gelelim tarihe yardımcı bilim dallarına. Buraya bakalım. Şimdi buradan... Ee, bilgi bağlamında soru olabileceği gibi aynı zamanda yorum tarzında da sorular girebiliyor. Yani e, sorulara eğilme unsurumuza çok çok dikkat etmemiz gerekir. Şimdi e, önce faydalandığımız bilim dallarına gelelim. Ee, kronoloji yer alındığı zaman işin zaman boyutu söz konusudur. Yani tarihi zamans tarihi zamansal boyutta bakmak istiyorsak biz nereye gitmemiz gerekiyor? Kronolojiye. Coğrafya edildiği zaman aklımıza hemen yer ve mekan gelecek. İşin yer ve mekan vurgusu söz konusuysa coğrafyadan istifade ediyoruz. Diplomasi işin işte atlaşma, siyasi metinleri, sözleşmeler değil mi? Bu gibi unsurlar, fermanlar e, tamamen işin diplomasi boyutunda olacaktır. Buradan incelenecektir. Arkeoloji özellikle yazı öncesi dönemin aydınlatılmasında kazı tekniğini kullanarak insanların ortaya çıkarmış olduğu o kültürü ve e, insan ürünü eserleri bize göstermeye çalışan çok önemli bir alandır. Yazı öncesi dönemi için özellikle arkeolojiden kazı tekniğini kullanarak faydalanıyoruz. Herhalde ki devletin kullandığı armaları inceler, armalara bakar. Etnografya. Etno kelimesi kültür kelimesinin aslında bir diğer karşılığıdır. Etnografya denildiği zaman aslında o toplumların kültürlerin örf, adet, gelenek, görenek ve yaşayışlarını bize göstermeye çalışan bir alan olacaktır. Unutmayalım. Antropolojiye gelelim. Antropoloji insanı kültürel, sosyolojik ve biyolojik yönden inceleyen ve bize bunu göstermeye çalışan bir bilim alanıdır. İnsanın nasıl uyarlandığını gösteren bir bilim alanıdır. İşin insan boyutu olduğu için tarih antropoloji ile ilişkilidir. Nümizmatik tarih içerisinde basılan paraları inceler ki ilk parayı basan kimdi? Lidyalılardı. Paleografya, yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimini bize göstermeye çalışır. Filoloji, dillerin tarihini, gelişimini bize göstermeye çalışıyor. Epigrafi, kitabeleri inceler, kitabeleri bize göstermeye çalışır. Sosyoloji, toplum bilimidir. Özellikle toplum ve toplumsal olayları inceler. Bu konuda tarihe yardımcı olur. Bir de istatistik var. Verilerin toplanması, sınıflandırılması, bunların yorumlanmasında bu bilim alanından istifade ederiz. Tamam mı? Şimdi dikkat. Tamam bunları gördük. Dikkat sonuna gelelim. Şimdi incelemiş olduğumuz birçok ÖSYM sınav sorusunda istisnasız olarak dikkat edeceğimiz dört başlık var. Bu dört başlık nedir? Bir, tarih öncesi ait merkezlerde yazı ve yazıya ait hiçbir gelişme yok. Yani tarih öncesi. Şu soru şöyle başlıyorsa. işte tarih öncesi bir alanda yapılan çalışmada. Diyorsa hemen şunu görmen lazım. Ha burada yazı yok. Bu yüzden yazıyı ilgilendiren bilim dalları burada kullanılmayacaktır. Epigrafi, paleografya, filoloji, gerçi dilleri yine görmemiz mümkün de, belki dili yapısı on sorunu görmemiz mümkün de ama sen kesinlikle bu nitelikte paleografya, filoloji, diplomatik, numizmatik, epigrafya, mühürü bilimi, sicilografya olarak da biliniyor. Bir heraldik. Bunlar üzerinde yazı olduğundan ötürü tarih öncesi yapılan araştırma alanlarında görülmeyecektir. Eğer soru kalıbı tarih öncesi bir alanda yapılan çalışma diye başlıyorsa bil ki bunlar kesinlikle yok. Tamam mı? Bu yüzden bu devirler aydınlatılmasında bu bilim dallarını kullanmıyoruz unutmayalım. Aynı zamanda e, bu dönemde insan toplulukları arasında etkileşim oldukça zayıftır ve insanların ihtiyaçları, e, icatları ortaya çıkacaktır. Ya diyelim ki sen ne yaptın? Neolitik dönemde e, Gerleşik yaşama geçtin. Nehirlere, o kenarlarına geçmeye başladın. Nehir kenarlarındasın. Ne yapıyorsun? Salı yapıyorsun. İşte avcılık için ne yapıyorsun? Oku, yayı yapıyorsun. E, tarımsal üretime başladın. Ürün mahsulünü belli bir alanda taşımak istiyorsun. Tekerleği yapıyorsun. Demek ki insanların gündelik ihtiyaçları bilimsel gelişmelere e, sebebiyet verecektir. Onu da unutmayalım. Önemli gelişmeler de oldukça az bu dönem için unutmayalım. Peki örnek sorumuza gelelim. Şimdi bize diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri? tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında gösterilebilir. Nereden bahsediyor? Bak az önce sana söylediğim uyarıdan geliyor. E, tarih öncesi dönemlerin araştırılması. E biz tarih öncesinde tarihi demirlerden nasıl ayırıyorduk? Yazının icadı unsuruyla. Şimdi arkeoloji olabilir. Çünkü burada kazı tekniğini kullanıyorsun. Ben bundan istifade edebilirim. Ama paleografya dillerin gelişimini e, ve e, pardon yazının gelişimini, yazının kullanılmasını bu unsurları bize göster göstermeye çalışacaktı. E, i̇şin yazı boyutu var. E paleografyayı kullanabilir miyiz? Hayır. Epigrafya kitabeleri inceliyordu. E, üzerinde yazı vardı. E yazı öncesi dönemde nasıl kullanabiliriz? Kullanamayız değil mi? Bu yüzden yalnız bir A seçeneği sorumsuz. Doğru cevabı o. Devam edelim. Gelelim takvime. Şimdi... İnsanlar gündelik yaşamını daha iyi burada idame ettirebilmek, bunu iyi bir şekilde planlayabilmek ve zamanı da etkin olarak kullanabilmek için astronomi çalışmalarını geliştirmiş ve takvimi ortaya çıkarmıştır. Türkler de tarih boyunca birçok farklı takvimi kullanmış ve bu alanda da önemli çalışmalar yapmıştır diyebiliriz. Türklerin kullanmış olduğu en eski takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir. 12 hayvanlı Türk takviminde Türklerin kullanmış olması Türklerin, yorumluyorum bak hemen, Türklerin astronomi ile ilgilendiklerinin, astronomi alanında çalıştıklarının göstergesidir. Tamam mı? Bunu unutmayacaksın. Yorumumuz bu şekilde. 12 hayvanlı Türk takvimi Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Onu da söylemiş olalım. Yine Türklerin kullanmış olduğu hicri takvim. Hazreti Ömer döneminde yapılan bir takvimdir. Bu takvim. Hicreti esas e, alıyor başlangıç olarak. E, bir de ay yılı esaslı olduğunu söylemek gerekir. Güneş yılı esaslı takvimler 365 gün, ay yılı esaslı takvimler 354 gündür. Yine Türkler kullandığı takvimlerden biri Rumi takvimdir. Rumi e, takvim Osmanlı döneminde e, ilaveten kullanılan Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Çünkü hicri takvim kullanılıyor ama e, yabancı devletlerle ilişkileri burada e, sekteye uğratmamak adına ikinci bir takvime ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Rumi takvim. Osman'da kullanılmıştır. Celali takvim ise Sultan Melikşah döneminde, Büyük Selçuklar döneminde yapılan bir takvimdir. Aynı Rumi takvimdeki aynı amacı taşıyor. Yani hicri takvim kullanıyorsun ama orası ay yılı esaslı takvim. O e, uluslararası ilişkilerde e, bir güneş yılı esaslı takvime ihtiyaç duyuyorsun. Bu yüzden e, Melikşah döneminde Ömer Hayyan başkanlığında bu takvim oluşturuluyor. Miladi takvim ise temeli ta Mısırlıların güneş takvimine dayanacaktır. Güneş esas takvimine dayanacak. Bu takvim daha sonra işte farklı farklı medeniyetlerden etkilenerek günümüzde miladi takvim haline gelecektir. Onu da söyleyelim. Bu da toplumlar arasında etkileşim olduğunun göstergesidir. Miladi takvim 1926 yılından itibaren de ülkemizde kullanılmaktadır. Hicri takvim ise 1926'da kaldırılmıştır. Sadece dini gün, önemli günlerin burada e, açığa çıkarılmasında kullanılan bir takvimdir. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim buraya buradan bir TYT sorusu türetilirse nasıl karşımıza gelir? Diyor ki sözü geçen devletlerin ikinci birer takvim daha kullanmalarının nedeni aşağıda gelen hangisiyle daha iyi açıklanabilir? Mevzuna inmiş Hicri takvim kullanan devletlerden Büyük Selçuklu Devleti Celali takvimini, Osmanlı Devleti'nin ise Rumi takvimi, Hicri takvimi yanı sıra kullanıldıkları görülmektedir. Az önce yorumlamıştım aslında değil mi? Niçin biz bunu kullanıyoruz? Bizim kullanmamızın temel sebebi aslında ekonomik işleri düzenlemede güneş yılı esaslı bir takvime ihtiyaç duymamızdan ötürü. Niye? Çünkü yabancı devletler güneşle esaslı takvim kullanıyor. Sen Hicri'yi kullanıyorsun. Hem kronolojik olarak uygun bir niteliği söz konusu değil, hem de günsel farklılıklar söz konusu. Bu yüzden ikinci bir e, takvime ihtiyaç duymasının temel sebebi iktisadi sebeplerdendir. Dini açıdan önemli gün ve gecelerin yılı esaslı bir takvimi belirlenmek istenmesi diyor. Halbuki bu Hicri takvimi yani ay yılı esaslı takvime göre belirleniyor. Ay yılı esas takvimin terk edilmek istenmesi terk etseydi ikinci bir takvim olarak kullanılmazdı. Güneş yılı esas takviminin yeni icat edilmiş olmasıyla diyor. Halbuki çok daha eskilere dayanır. Türk olmayan uygarlıkların mirasından uzak kalınmak istenmesi alakasız bir ifade. Sorumuzun doğru cevabı A seçimi. Şimdi gelelim tarih öncesi çağlara. Tarih öncesi çağlar için neler yorumlayabiliriz, neler kullanabiliriz? ÖSYM sınav sorularında en fazla gelen yorum unsurları neler? Onları ifade edelim. Şimdi tarih öncesi çağların en e, uzun dönemini eski taş yani paralitik dönem oluşturmaktadır. Bu dönemde insan ortaya çıktı. Ancak buzul çağı e, tamamen bu yüzden insanlar ağaç kovuklarında, mağaralarda, kayı sığınaklarında yaşayacaktı. Avcılık ve toplayıcılıkla hayatını sürdürecekti. Dönemin sonlarına doğru da ateş bulunacaktı. Unutmayalım eski taş için. E, orta Taş'a gelecek olursak Orta Taş dönemi geçiş dönemidir. Hani iklimin ılımanlaşmasıyla beraber insanlar yavaş yavaş artık böyle e, ovalara, nehir kenarlarına geçmeye başlıyor. E, bu dönemde mikrolit adı verilen de e, taş endüstrisini geliştiriyorlar. İnsanlar artık yeni taşla beraber yerleşik düzene geçmeye başladı. Yeni taş yani Neolitik dönemle beraber insanlar köyleri kurdu, tarımsal devrimi gerçekleştirdi. Tüketici toplum yapısından üretici toplum yapısına geçti. Bir de yeni taş için şunu söylemek gerekir ki üç önemli yerleşki sınavlarda karşımıza çokça geliyor. Neresidir buralar? Birincisi bizim için çay Güneydoğu Avrupa'da bilinen en eski köy yerleşkisidir. Diyarbakır Ergani yakınlarındadır. İkincisi Çatalhöyük'tür. Çatalhöyük Konya'nın Çumra ilçesindedir. Çatalhöyük tarihin bilinen ilk kent yerleşkilerinden biridir. Neolitik dönemin önemli yerleşkileri arasında. Bir de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'de tarihin bilinen en eski tapınak yerleşkisidir. Göbekli Tepe, Şanlıurfa yakınlarında. Bu üç yerleşki için şunu da söyleyelim. Çatalhöyük ve Göbekli Tepe Miras Listesine alınmıştır. Ona da bilmemiz gerekir. Kalkolitik dönem. Bu dönemde insanlar ergime ısısı düşük olduğundan ötürü ilk olarak bakır işleyecektir. Aynı zamanda kalkolitik dönemde altın ve gümüş işlemeciliği de başlıyor. Tunç dönemi insanlar bakır ve kalayı birleştirerek tuncu elde etmiştir. Tunç döneminin en önemli unsurlar arasında Kadeş Barış Anlaşması'nın imzalanmış olduğunu söylemek gerekir ee, Suriye Yemenliği için Mısır ve Hititler arasında. Bir de Tunç döneminde önemli bir unsur daha var ki o da Anadolu yazıyla tanışmıştır. Bakın e Mezopotamya medeniyetleri yazılı devire geçerken Anadolu hala Tunç devrini yaşamaktadır. Az sonra söyleyeceğim. Bütün medeniyetler e, bu devirlere aynı şekilde, aynı zaman dizisinde yaşamıyor. E ne oluyor? Asurlar ticaret kolonileri vasıtasıyla Kayseri Kültepe'ye e, buraya tabletler getiriyorlar. Biz Tunç çağını yaşarken, demiri bile geçmemişken Asurların bu etkileşim vasıtasıyla ne yaptık? Tamamen yazıyla tanıştık. Anadolu yazıyı gördü. Demir çağında da artık sert bir maden olan demirin işletilmesiyle beraber güçlü devletler, imparatorluklar kurulmaya başlanıyor. Peki bizim burada yorum bağlamında dikkat etmemiz gereken unsurlar neler? Onlara gelelim, onları ifade edelim. Şimdi tarih öncesi devirlerde insanlar kullandıkları araç ve gelişlere göre dönemlere ayrılmıştır. Bak önce taşı kullanıyorsun, daha sonra bakırı kullanıyorsun, daha sonra tuncu kullanıyorsun, daha sonra demire kullanıyorsun. İsimlendirmeyi buradan yapıyoruz. Onu unutmayalım. Yine tarih öncesi devirlerin başlama bitişleri bölgelere göre farklılık göstermiştir. Dedik ki Mezopotamya yazılı devire geçerken Anadolu hala Tunç çağını yaşamaktadır. Bu yüzden bölgelere göre farklılık kesinlikle söz konusu. Bunun temel sebebi de coğrafi farklılıklar ve iklim şartları gibi unsurlar söylenebilir. Bununla beraber tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememiş. Bu ne demek? Yani Mısır dışında kalan medeniyetler etkileşim unsurlarıyla sürekli bir önceki devire bir sonraki devire etkileşim unsuruyla yaşamış, görmüş ve e, bundan istifade etmiştir. Dedi ki Anadolu Tunç çağını yaşarken bir anda yazıyla beraber tarihi çağlara geçiyor. Peki Mısır niçin bunun süresiyle yaşıyor? Çünkü Mısır hem Nil'le hem de doğal çöllerle çevrili olduğundan ötürü e, etkileşime çok açık değildir. Etkileşim neyle sağlanıyor tarihi e, çağlarda? Ticaretle oluyor, göçlerle oluyor, savaşlarla oluyor. işte afetlerle belli bir bölgeden başka bir bölgeye gitmek oluyor. İşte bu bir etkileşim unsuru Mısır'da çok aktif ve efektif olmadığından ötürü Mısır tarihi süreci sırasına göre yaşayacaktır. Unutmayalım. İnsanlığın gelişim sürecinde kullandıkları malzemeler sırasıyla taş, toprak ve maden yani bakır, tunç, demir olmuştur. Yani şöyle bir soru gelebilir size ki daha önceki ÖSYM sınavlarında gelmiştir. Diyor ki yapılan bir arkeolojik kazı alanında ki bu alanda aynı zamanda tarih devleri sırasına göre yaşamış olsun. Diyor ki eğer böyle bir alanda biz kazı çalışması yaparsak bu alanda, bu alanda bakın şurada yazıyor ya bir kazı merkezinde eğer tüm devirler yaşanmışsa en alt tabakadan üste doğru, en alt tabakadan başlarsa eğer ne yapacağız? Yontma taş, cidalı taş, e, ta, sonra işte e, bizim taş bakır, bakır, tunç ve demir dönemlerine rastlamamız mümkün en alt tabakadan. Ama soru şöyle gelirse e, tarih devirleri sırasına göre yaşayan bir bölgede yapılan kazı çalışmasında üst tabakadan sırasıyla aşağıdaki malzeme, hani malzeme niteliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi tarih devleri sırasına göre yaşamış ya biz de kazıya nereden başlıyoruz? En üstten başlıyoruz. Bu yüzden en üst yer bizim için ne olacaktır? En gelişmiş e, e, malzemeleri bunun doğrultusu olacaktır. En gelişmiş demir. Demek ki önce demire, sonra tunca, sonra bakıra, Sonra taşa rastlarız. Tamam mı? Unutmayın. Ya sorunun geliş şekli burada çok çok önemli olacak. Unutmayalım. Bununla beraber toplumların yaşadıkları devirin değişiminde bölgeye gelen göçler, bölgelerin yer altı kaynakları, zenginlikleri, bölgedeki insanların ihtiyaçları ve diğer toplumlarla ilişkiler etkili olacaktır. Bunu da yorum olarak lütfen unutmayalım. Gelelim örnek sorumuza. Diyor ki, buna göre Göbeklitepe arkeoloji alanı ile ilgili hangisi söylenemez? Dikkatli bir bakalım. Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimari içinde yer alan Göbekli bulunan yapılar dini ve ayinsel bir amaç taşıyordu. 12 bin yıllık geçmişe sahip bu e, dini mimarinin yanında taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları da yer almaktadır." diyor. Şimdi böyle baktığımız zaman, e, bir defa 12 bin yıllık bir e, tarihsel süreci e, içerisinde barındırıyor, dünyanın en eski tapınakları arasında yer almaktadır diyebiliriz. Bunu söylemek mümkün. Günlük hayatta kullanılan eşyalar ile deneyseller bir arada yer almıştır. E bak ne? Taş aletler, heykeller, bitti kalıntıları var. E aynı zamanda dini ve ayinsel amaç taşıyan mimari yapı da var. Bunu söyledik mi? E bunu da söyledik. Özel mülkiyet gelişmeye başlamıştır diyor. Şimdi özel mülkiyetin geliştiğini ifade edebilmem için yukarıda işte bu mabedin bir kişiye ait olduğunu veya işte burada kişilere, şahıslara ait evler, topraklar, malzemeler olduğunu söylemek gerekir. Bunu ifade eden herhangi bir emare var mı? yok. O zaman ben bu yorumu yapamam. İnsanların ibadet ihtiyacını karşılayan bir alandır. E bak dini ve ayinsel amaç taşıyor. Bunu da söyledik. İnsanlar yaşık hayatta yaşadıklarını göstergesidir. E bir yerde mabet varsa, bir yerde ayin yapılacak yer varsa orada yerleşik yaşam muhakkak vardır ki zaten Neolitik dönemin bir e, yerleşkesidir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Evet, şimdi gelelim uygarlık tarihi kısmına. Şimdi buradaki temel kavramları sizlere yorumlayarak ifade etmeye çalışacağım. Çok çok dikkat etmeye çalışalım, tamam mı? Sümerleri ele alalım. Şimdi Sümerler site adı verilen şehir devletleri şeklinde organize olmuştur. Yorumluyorum. Eğer bir yerde şehir devletleri şeklinde bir organizasyon varsa orada siyasi birlik yoktur, merkezi otorite yoktur, tamam? Mı? Unutmayacaksınız. Yorumumuz bu şekilde. Şimdi bu sitelere patesi ya da ensi adı verilen ee, işte hükümdarlar. Ee, egemenler. Yani buradaki hükümdarlara verilen isim bu. Bu patesi veya ensiler etrafındaki şehir devletlerini, işte Uğur, Uruk, Kiş, Lagaş bunlara egemen olmaya başlarsa biz buna Lugal adını veriyoruz. Tüm Sümer ülkesine egemen olursa da buna Lugal kalma ismini veriyoruz. Zigurat kavramına gelelim. Zigurat, Sümerler'de ve Babiller'de görülen Böyle kule yapısı içerisinde, böyle bir kule niteliğinde e, bir şekle şemale sahip olan. E, bununla beraber içerisinde hem tapınak, hem sağlık işlerinin görüldüğü, hem eğitim işlerinin görüldüğü, hem ürünlerin depolandığı, hem de bununla beraber gökbilim çalışmalarının yapıldığı çok işlevli yapılardır. Tamam mı? Öyle diyelim. Yazı Sümerler tarafından ortaya çıkarılmıştır. E, Sümerlerle beraber medeniyet başlamıştır diyebiliyoruz. Bununla beraber ilk yazılı hukuk kuralları da Sümerler tarafından ortaya çıkarılmış. Bu da toplum düzeninin, toplumsal normların yine bir hukuk düzeninin olduğunun göstergesidir. Bunu da unutmayacağız. Aynı zamanda ay yılı esaslı takviminde Sümerler tarafından ortaya çıkarıldığını söylemek gerekir. Ay yılı esaslı takvim yapmaları Sümerlerin astronomiyle ilgilendiklerinin göstergesidir. Bunu da bu şekilde yorumlayabilirim. Diyelim Akatlara. Kral Sargon döneminde Agade merkezi olarak kurulan bir medeniyettir Akatlar. İlk tarihin ilk düzenli ordularından birini oluşturduğu söylenir. Aynı zamanda bu ordularla da e, e, Mezopotamya medeniyetinin çoğunu e, kendi Yemenliği altına alıyorlar. O zaman askeri açıdan oldukça gelişmiş olduklarını göstergesidir. Yorumumuzu bu şekilde yapabiliriz. Gelelim Asurlara. Ninova merkezi olarak kurulan bir medeniyettir. E ilk kütüphanelerinden birinde burada oluşmuşlardır. Demek ki kültürel bakımdan gelişmiş olduklarını söyleyebiliriz. Yorumumuzu bu şekilde yapabiliriz. Kara kolonileriyle uğraşıyorlar. Koloni ne demektir? Koloni, e, size ait olmayan, vatan toprağı olmayan bölgelere giderek hani e, orada bir sömürü faaliyetini gerçekleştirebilme, o bölgenin zenginliklerini e, elde edebilme niteliğidir. Öyle söyleyelim. E, tabii bu ticaret kolonileri oluşur iken ticaret şeyleri de kavrumada verilen şeyleri de oluşturacaklar. Bunlardan biri de Kayseri Kültepededir. Bu vasıtayla e, biz Anadolu'ya yazının Asurlular tarafından Orta Tunç döneminde taşındığını biliyoruz. Unutmayalım da mı? Demek ki adamlar hem ticarette hem kültür ve medeniyette e, hem de bununla beraber e, bu iktisadi faaliyetlerde oldukça Güçlüler, ona söylemek gerekir. Gelelim Babil'lere. Babil'ler Amurular tarafından e, kurulacaktır. Kral Nebuket döneminde en parlak dönemini yaşıyorlar. Bu dönemde Babil'in asma bahçesi yapılıyor. Ama onların en önemli hükümdarlarından biri Hammurabi'dir. Hammurabi 282 maddelik bir anayasa oluşturuyor. Bu onlarda hukuk sisteminin geliştiğini göstergesidir. Ama bu hukuk sistemi serttir. Yani şudur, kısasa kısasa e, dayalı. Bu ne demek? Birinin dişini kırarsa senin de dişin kırılır. Birinin gözünü çıkarırsa senin de gözün çıkarılır. Ee, bunu söylemek gerekiyor. Unutmayalım. Tıp ve astronomi alanında da Babiler gelişmiştir. Gelelim el Sus merkezi olarak kurulan bir medeniyet. E, madencilikle, seramikle ve çömlek yapımıyla uğraşan, iktisadi yaşamını bu alanda geliştiren bir medeniyet olduğunu söylememiz gerekir. Mezopotamya uygarlıkları bu şekilde. Ben bunları aynı zamanda sahabe olarak kodluyorum. Sümerler, Asurlar, Akatlar, Babiller ve Elanlar olarak. Onu Gelelim Anadolu Uygarlıkları'na. Anadolu Uygarlıkları'nda ilk göreceğimiz medeniyet Hititler'dir. Hititler, Anadolu'da siyasi birliği sağlayan ilk devlettir. Onu söyleyelim. Hattuşa merkezi olarak kurulan bir medeniyet. Hitit Kralları. Hem başkomutan, hem başyargıç, hem başrahip. Yorumlayalım. Bu ne demek? Demek ki güçler birliği ilkesiyle yönetilen ve mutlak bir monarşinin olduğu bir devlettir. Öyle diyebiliriz. Bununla beraber e, krala e, devlet işlerinde yardımcı olabilmek için bir danışma meclisi var. Pankuş Meclisi. Biz bunu niçin danışma meclisi diyoruz? Çünkü son söz kime ait? Son söz krala ait. Eğer bir yerde bir meclis varsa ama son söz e, krala aitse buradaki meclis danışma niteliğindedir. Ama kararı meclis alıyorsa, kralla bunu uyuyorsa o zaman karar meclisi olur. Tamam mı? Unutmayalım. E, Tavan hamle. Adı verilen kraliçeleri var. Kraliçeler mühre e, sahip. Aynı zamanda devlet işlerinde e, krala da yardımcılar. Demek ki kadınların da aynı zamanda devlet işlerinde etkin olduğunu söylememiz gerekir. Bununla beraber anadlar adı verilen yıllıklar var. Bu yıllıklar nedir? E, Hitit krallarının tanrılarına hesap verme amacıyla e, başarılara kadar başarısızlıklarını yazmış oldukları yıllıklardır. Şimdi buradan yorum yapalım. Bir, tanrılara hesap vermek istiyorsan ayrı dinancın var. 2- başarın kadar başarısızlığını yazıyorsan burada objektif tarih anlayışı vardır. Yorumumuzu böyle yapabiliriz. E, bin tanrı ili olarak Hititler biliniyor. Bir, yani çok tanrı inanç sistemleri Hitler'de geliştiği için bu tabir kullanılıyor. Bir de Suriye egemenliği için Mısırlarla savaşacaklar. Tarihin bilinen ilk bilinen diyorum. Çünkü e, en eski bildiğimiz o. Eğer yeni bir elgiye, bilgi, bilgi ortaya çıkarsa bu bilgi değişir. Tarihin bilinen ilk barış anlaşmasının taraflarındandır unutmayalım. Gelelim İonya'ya da şehir devletleri şeklinde organizasyon var. Demek ki bunlarda da merkezi otorite yok, siyasi birlik yok. Nedir bunlar? Efes, Milet, Foça, Sınrıyan'a yani İzmir. Ee, özgür düşüncenin geliştiği, e, deniz ticaretiyle zenginleşen bir medeniyettir İonya. Ee, bu yüzden özgür düşünce burada geliştiği için felsefenin temellerinin atıldığı bir coğrafyadır. Matematik ve tıp alanında da oldukça gelişmiştir diyebiliriz onlar için. Urartular'a gelelim. Bölgeye yeren Huruliler tarafından kurulan bir medeniyettir Urartular. Ee, başkentleri Van, Tuşfa'dır. E, savaş tanrılarına Haldi ismi veriyorlar. Bakın senin bir savaş varsa demek ki sen kurulmuş olduğun coğrafya ki sert bir coğrafyadır. Savaşçı bir topluluk olduğunun göstergesi olacaktır. Tabi Urartular su bentleri çok önemli yapılar yapacaktır ki bu kanallardan biri de mesela e, Şamran su kanadıdır. Ona da söylemiş olalım. E, gerek e, burada madencilikte gerekse mimaride gelişen bir medeniyete olduğunu söylemek gerekir. Firiklere gelelim. Gordios tarafından Gordion merkezi olarak kurulan bir medeniyet, tarım ve hayvancılıkta oldukça gelişmiştir. Hatta kendi kanunlarında, saman kırmanın cezasının ölüme eşdeğer olarak sert kanunları da vardır diyebiliriz. Bununla beraber, e, bakın, bereket tanrıçası Kiber'e bizi tarıma götürüyor. Tapates e, adı verilen halı kilim dokumaları var, e, hayvancılığa götürüyor adı verilen bak hayvan hikayeleri var. Hayvancılığa götürüyor. Fibulada verilen çengelli iğneleri var. Bu da bizi madenciliğe götürüyor. Bu gibi unsurları da fikirler kullanmıştır. Dilelim Lidyalılara. Sert merkez olarak kurulan bir medeniyet lidiyalılar. Ee, özellikle e, kral yolunu yapacak, geliştirecek buradan e, özellikle zenginleşecektir. Ticarette Lidyalılara gelene kadar hep değiş tokuş vardı. Neydi? Ya yani mesela benim tavuğum vardı, horozum vardı. Ben e, tahıl almak istiyordum. Tavuk, horoz veriyordum. Adam bana tahıl veriyordu. İşte bu ticareti değiş tokuşa son veren Lidyalılardır. Parayı icat ederek, madeni sikkeyi burada icat ederek artık değişim unsurunu bu parayı e, yapacaklardır. Lidyalıların da tarihsel mirasa bırakmış oldukları en büyük katkı budur diyebiliriz. Hemen gelelim örnek sorumuza. Diyor ki: "Bu bilgide Sümerlerin aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişmişlik özelliği üzerinde durulmuştur?" Bakalım hangi alandaki o soru ifade ediliyor? Dünya tarihinde ilk defa kanun yapan ve bunu yazıya geçiren Sümerler olmuştur. Sümerler ticaret, evlenme, boşanma, miras gibi konuları kanunlarında düzenlemişlerdir. Legaş Kralı Urgakina M.Ö. 2375 yılında toplum içinde güçsüzleri korumak ve özel mülkiyeti güvence altına almak için kanun yapıyorlar. Ticaret, evlenme, boşanma, miras. Tebom diye ben bunları kodluyorum. Tebom. <laughs> Demek ki hukuk alanı değil mi bu bir kanun yapıyorsan? Din, diplomasi, ticaret e, felsefe olmaz. Hukuk alanında gelişmiş olduklarının göstergesidir diyebiliriz. Gelelim e, Ege uygarlıklarına. Ege uygarlıkları arasında ilk olarak Girit uygarlığına bakalım. Knossos merkezi olarak olan, deniz kronolojiyle uğraşan, tarımla, ticarette, balıkçılıkla gelişen bir medeniyettir. Knossos sarayına yapıyorlar. Demek ki mimari alanda geliştiklerinin göstergesidir. Yorumumuzu böyle yapabiliriz. Miken, Aka uygarlığına geleyim. E, Akalar e, e Homeros'un İlyada ve Odesya destanına konu olan medeniyetlerden biridir. Truva Savaşı'nda Truvalılarla savaşacaklardır. E, bununla beraber e, tarımla, ticaretle, balıkçılıkla uğraşan bir medeniyettir. Niken Şatosu'nda yapmışlardır. Demek ki hem askeri hem de mimari alanda gelişmiş olduklarını göstergesi. Eski Yunan uygarlarına gelelim. E, burada e, şehir devletleri şeklinde organize olmuşlardır eski Yunan medeniyeti. Bu da orada merkezi otoritenin olmadığının, aynı zamanda siyasi birliğinin olmadığının göstergesidir biz Yunanların şehir devletine polis adını veriyoruz. Sümerlere site, Yunanlara polis. Unutmayalım. Bununla beraber Antik demokrasinin ilk izleri eski Yunan'da görülüyor. E, bu da insanlarda özgür düşüncenin olduğunun, yine insanların devlet işleriyle ilgilendiğinin göstergesidir. Bununla beraber olimpiyatlar ilk defa Yunanlar'da yap yapılmıştır. Tanrılar adına yapılan oyunlardır. E, bu da onların mitolojik unsurda, ilahi unsurlara hareket ettiğinin göstergesi olacaktır. Mimari alanda, heykel alanda, felsefe alanda gelişmişlerdir. Deniz kronolojiyle uğraşmışlar, tarım ticareti ve balıkçılıkta hayatlarını idame ettirmişlerdir diyeyim. Ege uyguladıkları böyle. Doğu Akdeniz uyguladıklarına gelelim. Burada en önemlilerinden biri Fenikelilerdir. Fenikelilerin e, deniz ticaretiyle uğraştığını biliyoruz ama en önemli unsurları e, Mısırlardan almış oldukları hieroglif yazıyı alfabeye çevirmiş olmalarıdır. Fenike alfabesi İonya'ya, İonya'dan Yunan'a, Yunan'dan e, Roma topraklarına gidecek ve günümüzdeki Latin alfabesi haline dönecektir. Demek ki şu az önce ifade etmiş olduğum süreç ...toplumlar arasında etkileşim olduğunun ve gelişim aşamalarının toplumların katkısıyla olduğunun göstergesidir diyebiliriz. İbranilere gelelim. Tek tanrı inanç sistemini benimseyen bir medeniyettir. Museviliği benimseyecekler İbraniler. Ee, Doğu Akdeniz'de kuruldukları için daha çok hani, e, deniz ticaretiyle uğraşıyorlar. Mescid-i Aksa'yı ilk olarak yapan da İbranilerdir diyelim. Gelelim diğer e, uygarlıklara, Mısırlara bakalım. Mısır ilk olarak şehir devletleri, devletleri şeklinde organize olmuştur. Biz... Sümerler'de site, Yunanlar'da polis adını verdiğimiz şehir devletlerine, Mısırlar'da nom adını veriyoruz diyelim. E, demek ki ilk olarak şehir devletlerin varsa burada sen merkezi otoriten yoktur, siyasi birliğin yoktur. Yine bununla beraber Kral Menes döneminde e, artık şehir devletleri toplanacak e, ve bir e, Mısır krallığı kurulacaktır. Ve Firavunluk düzeni e, başl e, başl e, başlıyor o dönemle beraber. Evet, dedik Suriye egemenliği için Hitler'le savaşacak. Tarih binlerinin yani ilk barış anlaşması olan Kadeş Antlaşması'nın taraflarından biri olacaklar. Hieroglif yazıyı ortaya çıkarmışlar. Demek ki e, bir kültürel faaliyet burada gerçekleştirmişler. Mumyacılık onlarda gelişmiştir. Önemli işte Firavunları prensleri için vücutlarını mumyalayacaklar. İnsan anatomisini yine insanın vücudunu tanıma fırsatı bulacaklar. Bu vasıtası bu vasıtayla da tıp ve eczacılık alanında gelişecekler. Öyle söyleyelim. Güneş yılı esas takvimi ilk olarak Mısırlarda görüyoruz. Astronomi alanında ve bilim alanında geliştiklerini göstergesidir. Yine pi sayısını günümüze yakın hesaplayacaklar. İran medeniyetine gelelim. Metler ve Persler olarak temellerinin atıldığını görüyoruz ama en çok Persler bizim için önemli. Persler bir defa güçlü bir devlet yapısı oluşturuyorlar. Aynı zamanda çok geniş topraklara sahip olduktan sonra da bunları valilik sistemiyle e, idam ettirmeye çalışıyorlar. Bu işte valilik sistemi dedim, eyalet sistemi dediğimiz unsur satraplık sistemidir. tabii satrapları burada sürekli gözlem altında tutabilmek için kralın gözü, kralın işte şah gözü, şah kulağı adı verilen devlet görevlileri var. Bu da mertize otoritenin sıkı tutulduğunun göstergesidir. Öyle değilim. Zerdüştlük e, dinine inanıyorlar. Tek tanrılı bir inanç sistemidir. Öyle diyelim. Yine kral yolu e, hani Lidya'dan başlayıp Pers topraklarına kadar gelecektir. Kral yolu ile zenginleşen topluluklardan biridir. Yine farklı medeniyetlerden etkilenerek Roma, Bizans, işte e, diğer e, Mezopotamya medeniyetlerinden etkilenerek Pers bu adı verilen bir mimari uslubu gelişmiştir. Bu da mimari alanda geliştiklerinin göstergesidir. Hintlilere gelelim. Bölgeye gelen Ariler bölgeyi daha iyi kontrol edebilmek e, adına racalık adı verilen prenslik sistemi oluşturacak ve toplumu da kast adı verilen e, sisteme bölecektir. Kast sistemi kapalı bir toplum tabakalaşmasıdır. Yani bir kasta doğduğunuz zaman o kasta ölürsünüz. Veya e, kastlar arasında geçiş hiçbir şekilde söz konusu değildir. Yani toplumsal liyakatınız bir önem arz etmiyor. Brahmanlar bu sistemde en üstte din adamları yine kshatriyalar, askerler, vahisyalılar, esnaflar, sudralar, işçiler bir de sistem dışında kalan paryalar var demek ki burada kapalı bir toplum tabakalaşması varsa bir milli şuurun, milli bilincin oluşması, bir millet niteliğine niteliğinin oluşmasını engelleyecektir. Yorumumuzu bu şekilde yapabiliriz. Yine veda dini, Hinduizm ve Brahmanizm bu topluluklarda dini inanç sistemi olarak gelişmiştir diyebiliriz. Çin medeniyetine gelelim. Çin medeniyetinin şekillenmesinde Türk, Moğol ve Tibet kültürlerinin etkisi söz konusu. Demek ki hani bir heterojen kültür yapısı orada oluşmuş diyebiliriz. Çin'de Çin krallarına Tanrı'nın oğlu unvanı veriliyor. Bu da demek ki devlet meşruiyetinin ve kişinin kendine dayattığı yerin yani Tanrı olmasından ötürü ilahi diyebiliriz. Konfüş, konfüş Taoizm, Budizm gibi felsefi dini öğretiler burada Çin'de egemendir. İpek yolunun başlangıç noktası Çin'dir. Çin'in e, Şia'n kentinden başlayarak Avrupa'ya uzanacaktır. E, bu yol vasıtasıyla da Çin hem kendi medeniyetini farklı topluluklara kadar ulaştırmış hem de bu yolda zenginleşmiştir diyelim. E, mürekkep, kağıt, barut, pusula, matbaa gibi önemli icatların çıkış noktası Çin'dir. Mesela mürekkep ve kağıt Avrupa'da bilgi çağının açılmasında, barut derebeyliğin, feodalizmin zayıflamasında, pusula, işte coğrafi keşiflerin gerçekleşmesinde, e, matbaa yine bilgi çağının Buraya açığa çıkmasında oldukça önemlidir diyebiliriz. Roma'ya gelelim. Romulus tarafından kurulan bir medeniyettir. İsim de oradan gelecektir. Roma krallarının yanında aynı zamanda kuruya verilen halk meclisleri var. Danışma meclisleridir burada. Devlet işlerinin görüşü tartışıldı. alanlardır burada. Toplumsal sınıf unsuru Hindistan'da olduğu gibi Roma'da da var. Ama Roma'da yarı kapalı bir toplum tabakalaşması var. Yani sadece bazı özellikleri taşımanız bağlamında sınıfsal geçişi yapabiliyorsunuz. Sınıfın en üstlerinde soylular var, soyların hemen altında tarımla ticaretle uğraşan plekler var, en altta da köleler var. Roma'da da tarihin bilinen ilk köle isyanı Spartaküs isyanıdır. Bu isyan Kanada olsa bastırılmıştır. Bu da Roma içerisinde kölelerin özgürlük için hareket ettiğinin ve toplumsal düzene tamamen karşı çıktıklarının göstergesidir. Yorumu bu şekilde yapabiliriz. Julius Caesar döneminde bir imparatorluk yapısına oluşacak Roma, Milano Fermanı ile 313 yılında da Hristiyanlığı, Romanlığı serbest kaldığını görebiliyoruz. Öyle diyebiliriz, unutmayalım. Tamam mı? Evet, gelelim sorumuza. Bu durumun yaşanmasında Mısır'ın hangi özelliğinin etkili olduğu söylenemez diyor. Dikkatli bir bakalım. Tarih öncesi devirler sadece Mısır'da sırasıyla yaşanmış. Diğer yerlerdeki topluluklar başka uygarlıklardan etkilendikleri için devirler, devirlerin burada başlangıç ve bitiş zamanlarında farklılıklar görülmüştür. Hani dedik ya Mısır niye bunu süresine göre yaşıyor? Bir, dışarıdan göç almıyor. Göç önemli bir etkileşim unsurudur. Almadığın için etkileşimi yaşamıyorsun. İki, etrafı doğal engellerle çevrili. Bir tarafta Nil ne Nehri var, diğer tarafta çöller var. Üç, dışarıyla ticari faaliyetleri zayıftır. Ticari faaliyetler zayıf olduğu için tüccarlar vasıtasıyla burada mesela yazı gelmiyor. Çünkü Anadolu'ya nasıl gelmişti? Ticaret vasıtasıyla gelmişti değil mi? Kendine özgü bir yazı kullanması e, o toplum e, yapısının korunmasının bir karşılığı olamaz. Yazı bu niteliği sağlamaz. E, i̇şgallere çok karşılaşmaması, işgal edilmemesi de yine etkileşimin e, burada zayıf olduğunun ve tarih devirlerde sıra sıra öyle yaşadığının göstergesidir. Bunu da söyleyebiliriz. Evet, gelelim artık İslam öncesi Türk tarihine. Şimdi ilk olarak sizlerle burada Türklerin ana yurduna bakalım. Türklerin ana yurduna baktığımız zaman orta Asya kültür ocağıdır. Unutmayın. Türklerin kültür ocağı yani bu kültürün ortaya çıkmış olduğu yer Orta Asya'dır, tamam mı? Ee, i̇şte kuzeyde Sayan Dağları ile Balk Balk Balkaş Gölleri ile, işte batıda Aral Gölü ile Hazar Denizi ile, yine güneyde Karanlık Dağları ile, doğuda ise Altay Dağları ile sınırlı bir bölge. Tabi Orta Asya sert bir iklime sahip, geniş çöllere sahip bir alan bu yüzden öyle tarımsal faaliyetleri çok fazla olmadı. Türklerin de göçebe bir yaşam tarzıyla hayatını sürdürdüğü, yaylak ve kışlak hayatının olduğu, boylar federasyonu şeklinde organize olduğu bir toplum düzeni hakim öyle söyleyelim. Türkler bu yüzden sürekli farklı yerlere göç ederek yeni yaşam alanları arayacak ve bu göç tabiiyetiyle de dünyanın farklı yerlerine gidecektir. Tabii Türklerin çok dünyanın farklı yerlerine gitmesi Türk adının da farklı medeniyetler ve farklı şahsiyetler tarafından farklı olarak isimlendirmesine sebebiyet vermiş. Mesela Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı olarak Türk adının anlamına söylemiş. Vamrey, çoğalmak türemek, Dofrey burada devlete tabi halk, Bartolt kanunla düzenlenmiş halk, Ziya Gökalp töreli, yine Fiyok deniz kıyısında oturan adam, ee, i̇bn El-Faki, El-Hamadani bunu terk edilmiş olarak görmüş. Çin kaynakları meyifer, Uygur kaynakları güçlü kuvvetli, İran kaynakları güzel, insan olarak görmüş. Bakın AYT'de bilgi olarak çıkar bunlar. Hocam peki buradan TYT'den nasıl soru çıkabilir? İşte farklı toplulukların ve farklı kişilerin Türk adına farklı anlamlar vermesinin sebebi Türklerin hem farklı coğrafyalara gitmiş olmaları hem de farklı topluluklar üzerinde bırakmış oldukları farklı etkilerin bir sonucudur. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Unutmayalım. Tamam mı? Şöyle gelelim. Hemen bir örnek sorumuza bakalım. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde otlak ve yaylalar boyların ortak malıdır anlayışına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Neymiş? Ortak ve yaylalar boyların ortak malıdır. Ha, o zaman ortak bir mülkiyet anlayışı var değil mi? Özel mülkiyet değil. Hakan'ın yetkilerinin sınırsız oldu. yukarıda Hakan'dan bahsetmiş mi? Hayır. Özel mülkiyetin yaygınlığı diyor. Halbuki kolektif mülkiyet var, ortak mülkiyet var. Bu olmaz. Hayvancılığın bir hayvancılığı oldu. Hayvancılıkla ilgili bir urgu yok. Devletlerin Boylar federasyon şeklinde örgütlendiğinin, devletin nasıl örgütlendiği vurgusu söz konusu değil. Burada ortak mülkiyet yani kolektif mülkiyet anlayışının geliştiğinin göstergesidir. Yorumumuzu bu şekilde yapabiliriz. Devam edelim. Gelelim ilk Türk devletlerine ve topluluklarına. İlk olarak Asyon Devleti'nden bahsedelim. Asyon Devleti tarihte bilinen ilk teşkilatta Türk Devleti'dir. Niçin böyle söylüyoruz ki devlet düzeni oluşmuşlar? Çünkü Asyon Devleti'nin önce İskitler var. Bozkır'ın kuyumcuları olarak biliniyor. İskitler. Aynı zamanda işte e, altın ve gümüş içinde gelişmiş süvari e, eğitiminde ve atı kullanmakta oldukça iyi en ünlü hükümdarlarından biri de Alper Tunga'dır değil mi? Ama biz onların bir teşkilat yapısıyla bir devlet oluşturup oluşturmadığını bilmiyoruz. Bu yüzden tarihte bilinen ilk, ilk teşkilatta Türk devleti Asya devletidir. Teoman tarafından kurulmuştur. Ötüken merkezlidir. Metan döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Metan döneminde aynı zamanda metan tüm Türk topluluklarına, boylarına tek bir bayrak çatısı altında toplamıştır. Bu da Türklerin Orta Asya'da siyasi birliği sağladığının göstergesidir. Bir de metan için şu yorumda yapabiliriz. Onu da onu teşkilatlanmayı yapıyor. Yani işte 10 kişiye, 10 başı, 100 kişiye, 100 başı, 1000 kişiye, 1000 başı gibi. aynı zamanda Meta'nın bu sistemi kurması günümüzdeki Türk Kara Kuvvetleri'nin başlangıç tarihi olarak kabul ediyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Kara Kuvvetleri'nin başlangıcı Meta'na kadar gidiyorsa, yorum yapıyorum, bu neyin göstergesidir? Türk tarihinin süreklilik gösterdiğinin göstergesidir, tamam mı? Yani demek ki Türk tarihi ayrı gayri değil, süreklilik gösteriyor. Unutmayacağız. Tabii Meta'nın ölümünden sonra devlet zamanla zayıflıyor. Hoanya ve Çiçi döneminde devlet ikiye ayrılıyor. Batı'nın devleti ve Doğu'nun devleti olmak üzere. Dikkat! Batı Hun devleti için bir parantez açacağım. Batı Hun devleti ile Avrupa Hun devleti aynı devletler değildir. Batı Hun devleti Orta Asya'da kurulmuştur. Avrupa Hun devleti Balamir önderliğinde Avrupa'da kurulmuştur. Kalimler göçünden sonra. Tamam mı? Unutmayın. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane Büyük Türk Devleti var ya, bunlar ayrı ayrı gösterilmiştir. Yani Batı Hun, Hun İmparatorluğu farklıdır, Avrupa Hun İmparatorluğu farklıdır. Bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Belki size şöyle çakalca bir soru gelebilir. Kalinler göçünden sonra Aşağıda gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır? İşte Batı Hunlu İmparatorluğu kurulmuştur. Hayır. Avrupa kuruluyor. Batı Unlu İmparatorluğu değil. Unutmayacağız tamam mı? Birinci Köktürk Devleti'ne gelelim. Birinci Köktürk Devleti'nin en önemli özelliği Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti olmuş olmasıdır. E, aynı zamanda Ötüken merkezidir. Bumin Khan tarafından kurulmuştur. E, tabii Bumin Khan ikili teşkilat devlet sistemini hani Türk geleneğindeki o teşkilatlanma sistemini kullanıyor kendisi doğuyu yönetiyor İlkan sıfatıyla. Batıda ise İstemi Yavgu var. Şimdi ikili teşkilatta bakın demek ki doğu batı yönetimi söz konusu. Doğu devleti yöneten kısım, Batı ise iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğuya bağlı. E, bu hem devleti yönetimi kolaylaştıracak ancak devlet zayıflarsa, özellikle Çin'in işte nifak tohumları ekmesiyle, Batı'yı kışkırtmasıyla Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasına, iki ayrılmasına sebebiyet verecektir. Yani çift yönlü görmek gerekir devletin otoritesinin kuvvetliğine göre değişecek. Unutmayalım. Mukan Kağan döneminde en parlak dönemini yaşıyor devlet ve bununla beraber Tapo Kağan döneminde Tapo Kağan devlete Budizm'i getirmeye çalışıyor. E, tabii onun Budizm'i getirmeye çalışması hem devletin önde gelenleriyle hem de halkıyla ters düşmesine sebebiyet veriyor. Demek ki Türkler kendileri Şamanistik, yoktan in inancına sıkı sıkıya bağlı. Hakan onu getirmeye çalışsa bile hop oh! diyorlar adama. E, demek ki Hakan'ı burada frenleyebiliyorlarmış. Onu, Gelelim 2. Köprü Devleti'ne. Şimdi birinci Köktürk Devleti sona erdikten sonra e, Türkler uzun bir dönem e, esi, esaret altında yaşayacaktır. E, ta ki Kürşat ayaklanmasına kadar. Kürşat ayaklanması, e, hani Kürşat ve 40 Çelisi'nin e, işte Çin Sarayı'na basmasıyla e, sonuçlanan bir ayaklanmadır. Başarısız olmuştur ama Türklerde de bağımsızlığı duygusunu e, bir anda alevlendirmiştir. İşte bu duyguyla Kutluk Kağan isyan bayrağını çekerek Türklerin bağımsızlığını kazandıracaktır. İlteriş yani birleştiren unvanını taşıyor. Onun için onu da söyleyebiliriz. Karakurum merkezi olarak bu devleti kurmuştur. Tabi e, 2. E, Köprü Devleti'nde Apat Arkan unvanıyla Kuku görüyoruz. E, Türk tarihinin ilk vezirlerinden biridir. Çok önemli bir isimdir. Özellikle Bilge Kağan ve Kötügin'le beraber devleti organize ederek bu devlete en parlak dönemini yaşatmışlardır. Aynı zamanda bu üç isim içinde Orhun abidelerinde yazıtlar dikilmiştir. Tonyukuk Yazıtına Tonyukuk'un kendisi yazmıştır. E, ve bu Türk tarihinde ilk defa bir yazılı metin olarak görülüyor. E, bu yüzden biz Tonyukuk için şunu da söyleyebiliriz. İlk Türk yazar, ilk Türk tarihçisi diye de söyleyebiliriz. Eee Kültigin ve Bilge Kağan e, anıtlarını anıtlarında burada o e, Orhun abilerindeki abileri de yolluk Tigin yazmıştır. Onu da söyleyelim. Kaptan Kağan Türk boylarının tek çatı altında topluyor. Bakın Meta'nın yapmış olduğu aynı unsuru Kapkan Kağan'da gerçekleştirmiştir. İkisinin ortak özelliğidir. Onu da söylemiş olalım. Basmin, Karluk ve Uygurlar birleşerek ikinci Köklük Devleti'ni yıkıyor. Yorum yapalım. Türk devlet ve topluluklar arasında çıkar çatışmaları olduğunun göstergesidir. Yorumu da bu şekilde yapabiliriz. Gelelim Uygur Devleti'ne. Uygur Devleti Kutluk Bilge Kağan tarafından kurulan bir devlettir. Bu devletin en büyük özelliği şudur. Şimdi Talas Savaşı sırasında Araplarla Çinler savaşacak. İşte Karduk Yağma Çiğli gibi boylar Arapların yanında Çinlere karşı savaşıyor. Savaşı Araplar kazanacaktır. Talas Savaşı'nın kazanılmasından sonra Çinler geri çekiliyor. Çinlerin geri çekildiği o verimli araziye Uygurlar yaşayacaktır. Uygurlar verimli araziye geldikten sonra tarımsal faaliyetleri başlıyor. İşte tarımsal faaliyete başlamasıyla beraber de yerleşik hayat düzeni oturmaya başlıyor. Bu yüzden biz Uygurlar için yerleşik yaşama geçen İlk Türk devletidir diyebiliyoruz. Tamam mı? Unutmayalım. Bununla beraber e, Böğükhan döneminde Maneizm dini e, Türklere geliyor. Peki Böğükhan niçin maneizmi getirmeye çalışıyor? Şimdi bakın alışmış kudurmuştan beterdir. Adamı sen getiriyorsun, tarım yaptırmaya çalışıyorsun. Ama adam sürekli yaylak kışlak hayatına alışmış ve sürekli gitmek istiyor. Gidiyor. E, Böğükhan diyor ki ben maneizm dinini getirdim. Bu dinde et yemek yasak, savaşmak yasak, mabedimi dikiyorum. Mabede dua edeceksiniz. E ne oldu? Bir toplumsal dönüşüm söz konusu oldu değil mi? Artık toplum yerleşik yaşam düzenini iyice benimsemeye başlayacaktır diyebiliriz. Kırgızlar tarafından Uygurların varlığına son veriliyor. Tabi Uygurlar hala günümüzde de varlıklarını sürdürüyorlar. E, günümüzde Kuzeybatı Çin'de Sarı Uygurları görüyoruz. E, Doğu Türkistan e, Uygur özel bölgesinde ise Turfan Uygurlarını görüyoruz. Hani bu Çin'de yaşanan problemlerde daha çok Turfan Uygurları mevzusu patlak veriyor diyelim. Gelelim örnek sorumuzu çözmeye. Görselde Hun Türklerine ait pazar kalısı verilmiş. Ve diyor ki buna göre halıdaki desenleri de dikkat alarak Orta Asya'da yaşayan Türklerle ilgili hangisine ulaşılamaz? Şimdi halıyı ele al, değerlendirmeye çalışalım. Taşınabilir sanat eserleri yaptıklarına. E halı taşınabilir sanat eseri o zaman ben bunu söyleyebilirim. Atı evcilikleştirdiklerine. E bak ben burada at kullandığını görebiliyorum. Onu da yakaladık mı? Yakaladık. Bu bir halı. Hala nedir? Bir dokumadır değil mi? O zaman dokumacılıkta da ilerlediğinin göstergesidir. Bunu da söyleyebiliriz. Yerleşik yaşamı benzediklerine. Ben yukarıda yerleşik yaşama ait bir emare göremiyorum. Hayvanlar var, atlar var. Zaten bir dokuma unsuru. Bu yüzden e, burada yerleşik yaşama geçip geçmediği buradan çıkarılamıyor. Hayvancılıkla uğraştıklarına ev bak atı kullanıyorlar. Diğer hayvan unsurları var. E, dokuma zaten e, tamamen hayvan yönünden elde ediyorsun. E, hayvancılıkla uğraştığının göstergesi. Sorumuzun doğru cevabı de seçeneği. Gelelim diğer medeniyetlere. Avrupa Hun Devleti. Şimdi Türkler e, Orta Asya'da, o steplerde, sert iklimlerde e, yaşam şartları zorlaşınca özellikle kitleler halinde e, dünyanın farklı bölgelerine göçmeye başlayacaktır. E, bu göç unsurların en önemli istikametlerinden biri Avrupa'dır. Özellikle Hunlar öndeki e, bu kavimleri iterek kavimler göçünü gerçekleştirecek. Kavimler göçüyle beraber Avrupa'nın siyasi yapısı değişecek. Roma ikiye ayrılacak. Avrupa'da feodal derebeylik düzeni başlayacak. ve Avrupa'da da Türk devletleri artık kurulmaya başlanıyor. İşte onun ilki Avrupa Hun Devleti'dir. Avrupa Hun Devleti Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Bu devlet Balamir tarafından kuruluyor. Uldiz döneminde biz Hunların Anadolu'ya geldiğini görüyoruz. Yani artık Türkler Anadolu'ya Avrupa Hun Devleti ile beraber giriyorlar. Bir, ee, bir de şunu söylemek gerekir ki e, Hunlar e, bakın hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmuştur. Demek ki iki farklı kıtada devlet kuran Türk topluluklarından biridir. Atilla dönemi bu devletin en parlak dönemidir. Atilla döneminde özellikle asker açıdan oldukça kuvvetli bir devlet yapısı söz konusu. Doğu Roma'ya yönelik olarak yapılan sefer hareketlerinden sonra Margus ve Anatolius anlaşmaları imzalanarak e, Roma, Doğu Roma yani Bizans e, vergiye bağlanmıştır. Bu Avrupa Hun Devleti'nin Doğu Roma'ya askeri ve siyasi üstünlük sağladığının göstergesidir. Yorumu bu şekilde yapabiliriz. Atilla kendisinden sonra oğlu İleyi gösteriyor tahta varis olarak. Bu da Türkler'de ilk defa veraset anlayışının doğduğunun göstergesi olacaktır. Yorumu bu şekilde yapabiliriz. Aynı zamanda Atilla çok sert bir hükümdar. Avrupalılar kendi günahlarına karşılık Tanrı'nın Atilla'yı gönderdiğine inanıyorlar. Bu yüzden Tanrı'nın kamçısı, Tanrı'nın kırbacı unvanını vermişlerdir onlara. Bir de Almanların Nibelungen destanında Etsel unvanıyla biz Atilla'nın konu edildiğini görüyoruz. Hunlarla Burdonkların mücadelesi anlatılıyor bu Nibelungen destanında. Hazarlar, Doğu Avrupa'da devlet kuran, teşkilatta devlet kuran ilk Türk topluludur. Sabahların devamı olarak biz onları biliyoruz ama bir önemli özelliği daha var Hazarların. Hazarlar, Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devletidir. Tabii tamamen Museviliği benimsemişler. Devlet içerisinde İslamiyet de var, Gök inancı da var, Hristiyanlık da var. Demek ki bir e, dinsel hoşgörü söz konusu. Yorumumuzu o şekilde yapabiliriz. Aynı zamanda e, ticarette de bunu sağladıklarından dolayı Hazar Barış Çağı olarak adlandırılıyor bu dönem. Belencer Savaşı, e, İslam ordularının Kafkaslara girebilmek için Hazarlarla savaşmasıyla gerçekleşen bir savaştır. E, bu savaşı Hazarlar kazanacak ve İslam ordularının Kafkaslara girmesini engelleyecektir diyelim. Avarlara gelelim. Avarlar ilk olarak 4. yüzyılın ortalarında Moğolistan'da bir devlet kuruyorlar. Ama daha sonra Köktürkler Avarları yıkacak ve e, burada e, kendi devletlerini kuracaklardır. Daha sonra 6. yüzyıla geldiğimizde Orta Avrupa'da devlet kuruyor. Ha, o zaman dikkat. Demek ki hem Hunlar hem de Avarlar hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuran iki Türk topluluğudur. Tamam unutmayalım. Ya mesela şöyle bir soru gelebilir. Bir Hunlar, iki Avarlar, üç mesela kim olsun Hazarlar. Yukarıda verilen Türk devletlerinden hangileri hem Asya'da hem Avrupa'da Türk devleti kurmuştur der. Sen Hunlarla Avarlar alacaksın. Unutmayacaksın tamam mı? Tabi Avarlar İstanbul'u iki defa kuşatıyor. İstanbul'u ilk defa kuşatan Türk topluluğudur. Askeri yönden geliştiklerinin göstergesi. Bununla beraber Cermenler ve Slavlara askeri alanda... E, oldukça e, rol model olmuşlardır. E, Üzengi, şu ata binerken bastığımız o e, metal unsuru da Avrupa'ya tanıtıyorlar. Demek ki Türk kültür ve medeniyetini Avrupa'ya tanıtan bir Türk topluluğu olduğunu söylemek gerekir. Bulgarlara gelelim. Kubrat Han döneminde Büyük Bulgar Krallığı kuruluyor ama daha sonra ikiye ayrılacaktır bu e, Bulgarlar. İ, İtil Bulgarları Almış Han döneminde İslamiyet'i benimsiyor. E, Almış Han döneminde İslamiyet'i benimsediğini de i̇bn Fadlan'ın seyahatnamesinde ve eserlerinde görebiliyoruz. Ee, ve şu yorumu yapıyoruz. İslamiyet'i resmi devlet dini olarak benimseyen ilk Türk devleti İtalya Bulgarlarıdır. Tamam mı? Yorumumuzu bu şekilde yapıyoruz. Unutmayalım. Tuna Bulgarları ise Asparot döneminde kuruluyor. Boris Han döneminde de Hristiyanlığı benimseyerek milli benliklerini kaybediyorlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ana yurtlarından göç etmesinin sebeplerinden biri olarak gösterilemez diyor. Diyor ki Türkler tarih boyunca kültür ocakları olan Orta Asya'dan dünyanın birçok yerine farklı zamanlarda göç etmişler. Bu göçler sonucunda gittikleri bölgeleri kendi kültürleriyle etkiledikleri gibi o kültürlerden de etkilenerek uzun yıllar farklı coğrafyalarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Türk göçlerinin gerçekleşmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Hangisi bundan biri değil? 1- bir, Siyasi çatışmalar var. Boylar arasında veya Çinlilerle yaşanan siyasi çatışmalar göçlerin sebepleri arasında. Salgın hastalıklar var. Daha sağlıklı yerlere geçmeye çalışıyorlar. Yine nüfus artışı var. Nüfus artışı olduğu için ve yeni nüfusa da e, burada e, ihtiyaçları karşılayabilmek için yeni coğrafyalar aranacaktır. Yine uygun olmayan iklim şartları, göç etmeleri sebepleri arasında. Ancak Türkler ticaret konuları kurmamıştır. Veya böyle bir gayeleri olmamıştır. Bu gayede de göç etmemişlerdir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Gelelim bir sonraki sayfamıza. Şimdi Oğuzlar. 9 Oğuz kanunu olarak biz bunları Orta Asya'da görüyoruz. Daha sonra Orta Asya'da bir Oğuz yabgu devleti kurmuşlardır. Ee, Tabi 24 Türk boyu şeklinde organize oldukları Divan-ı lugat Türkçe yer alıyor Kaşgarlı Mahmut'un eserinde. Ee, İslamiyeti topluluk halinde 10. yüzyıldan itibaren benimsemeye başlıyorlar. Oğuzlar da İslamiyeti benimseyenlere Türkmen adı veriliyor. Tabi Oğuzlar e, Cahşumul devletleri de kurmuşlardır bu boylar. Mesela Kınık boyu Selçukluları kururken Kayı boyu ise Osmanlılara kurulmuştur. Demek ki Oğuzlar çok büyük can imparatorluklarına kuran topluluktur diyebiliriz. Peçeneklere gelelim. Karadeniz'in kuzeyinde önce egemen olmaya başlıyorlar. önce Bizans'a akınlar düzenlenmeye başlıyorlar ama zamanla zayıflayınca da Bizans'ta paralı asker olarak burada görev almışlardır. Hatta Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda yer almışlar. Börkler sayesinde, o başlıklar sayesinde karşı tarafın Türk olduğunu gördükten sonra taraf değiştirmişlerdir ve savaşın gidişatını da değiştiriyorlar. Kıpçaklara gelelim. Yine Karadeniz'in kuzeyinde egemen olan Türk topluluklarından biri. Bunların bir kısmı Hristiyandır, bir kısmı Müslümandır. E, Altın Ordu hizmetinde bulunuyorlar uzun bir süre Karadeniz'in kuzeyinde. E, Tabi Rus knezlikle elde yapmış oldukları mücadeleler Igor Destanı'na konu olmuştur. Zamanla zayıflıyorlar, güneye gitmeye başlıyorlar. Önce Eyyubilerin, daha sonra da Memlüklerin hizmetinde görev alıyorlar. Hatta bir dönemde biliyorsunuz Memlüklerde veraset anlayışı biraz farklı. Orada her güçlü komutan devleti yönetebiliyor. Bu yüzden onlar da kuvvetlenip bir dönem Memlüklerin yönetiminde ele alıyorlar. Macarlara gelelim. Fin e, Uğur kavminin bir bölümüdür bunlar. E, on Uğurlarla kaynaşacak ve e, zamanla da e, Macar oluşturacaklardır. oluşuracaklardır. E, tabii bunlar e, temelinde hani geçmişi Hun'a dayanmaktadır. Hatta bugün Macarların bile e, yabancı dillik adı nedir? Hungaray'dır değil mi? Bakın hala Hun ismini Macarlarda görebiliyoruz. Öyle söyleyelim. E, tabii 896'da e, Macaristan e, da o, egemen olacaklar. Orta Avrupa'da egemen olacaklar. Devletini oluşturmaya çalışacaklar. Hristiyan e, inancını benimsedikten sonra da o Türklük benliklerini kaybediyorlar. Ama e, Türk tarihi üzerine yapılan araştırmalarda önde giren e, topluluklardan biridir. Türkoloji Enstitüsü kurarak özellikle Orta Asya'daki Türk tarihini araştırmada Macarlar oldukça etkilidir diyebiliriz. Karluklara gelelim. E, Orta Asya'da egemen olan Türk topluluklarından biridir Karluklar. İkinci Köklü Devleti'nin yıkılmasında, Uygur Devleti'nin kurulmasında etkenler. Yine Talas Savaşı'nda e, burada Arapların yanında savaşacaklar ve İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğu olacaklardır. Bakın devlet, resmi devlet dini olarak İtil ama topluluk olarak Karluklardır. Unutmayalım. Ee, tabii İslamiyet'e benimsedikten, o unsuru yaptıktan sonra da karanlar devletinin temelini kuruyorlar. Türk işlere gelelim. Ee, Orta Asya'da Yemen olan ve kendi adına para basan ilk Türk devletidir. Kendi adına para basmaları, madencilikle uğraştıklarının ve iktisadi alanda gelişmiş olduklarının göstergesidir. Böyle yorumlayabiliriz. Orta Asya'nın Arapların ele geçmesine engel olan bir topluluktur Türk işler. Talas Savaşı'ndan önce e, Haristan Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşta Türk işler e, emevi ordularını durdurmuştur. Ama Türk işlerin yıkılmasından sonra bir tampon devlet görevi zaten görüyordu. E, Araplarla Çinler karşı karşıya gelmiş ve Talas Savaşı gerçekleşmiştir. Kırgızlara gelelim. Ötüken merkezi olarak kurulan son Türk devletidir Kırgızlar. E, 13. yüzyılda Moğollara, 19. yüzyılda da Ruslara tabi olmuşlardır. 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber bağımsızlığını kazanmış ve günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Manas destanı dünyanın en uzun destanlarından biridir. Kırgızlara aittir. Edebiyat alanında geliştiklerinin göstergesidir diyebiliriz. Sorumuza gelelim. Parçada bahsedilen türden katkılar arasında hangisi sayılamaz diyor. Dikkatle bir bakalım. Orta Asya Türklerinin dünya askeri teşkilat tarihine çok önemli katkıları vardır. Bunlarla dünyadaki birçok toplum ve devlete de örnek olan Türkler izleri günümüze kadar uzanan yeniliklere imza atmışlardır. E, peki etkileşim unsurunda hangisi yok? Şimdi Bizans ordusunun Tuna taktiğini uygulaması kimden gördü? Türklerden gördü. Etkileşim var mı? Var. Avrupa'da ceket, pantolon, çizme kullanılması, Türkler olarak kullanacakları bunları, Avrupa'ya tanıtacaktır. Var mı? Var. Çinlerin ileri süvari tekniklerini kullanmaları askeri açıdan, özellikle atlı askeri e, niteliğinde gelişen Türklerden etkilendiklerinin göstergesidir. Roma ordusunda lejyonerliğin uygulanması, lejyonerlik Türklerle ilgili değildir. Lejyon askerler, bunlar hani biraz daha profesyonel asker unsurlarıdır. E, bu yüzden e, bu Türklerden etkilenen bir unsur değil. Üzengi kullanım Avrupa'ya yaygınlaşması gerek avarların gerek Avrupa oğlanlarının tanıtmasıyla beraber olacaktır. Etkileşim ve katkı unsuru arasında söylenebilir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Devam edelim. Gelelim İslam tarihine. Şimdi İslam tarihi içerisinde ilk olarak İslam öncesi, dünyayı ve Arabistan Yarımadası'na eralalım. Eee Avrupa'ya baktığımız zaman Orta Çağ Avrupa'sını yaşandığı bir dönemden bahsediyoruz. Avrupa'da skolastik düşünce, dogmatik düşünce baskın. Karanlık bir çağ yaşanıyor. E, kilise egemenliğinde ve e, tamamen Papa'nın ve din adamlarının hükümranlığında geçen bir dönem var. E, Arabistan'a baktığımız zaman ise Arab Arabistan Caliye dönemine yaşıyor. Yani e, eğitimin tamamen yatsındığı, e, köleliğin yaygın olduğu kadın ticaretinin yaygın olduğu, kadınlara hiç değer verilmedi. Bununla beraber putperestliğin yaygın olduğu, putperestlik ticaretinin yapıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Şehir devletleri vardır. İşte Nebatiler, Tedmürler, Gassaniler, Mayın Devleti, Seba Devleti vesaire gibi şehir devletlerinin egemenliği var. Bu da Arabistan'da siyasi birliğin olmadığının ve bir merkezi otoritenin olmadanın göstergesidir. Geniş çöllük alanlarla kaplı. Bu yüzden tarımsal faaliyetler çok fazla değil daha çok hayvancılıkla, ticaretle hayatlarını sürdüren ve iktisadi yaşamın böyle olduğu bir topluluktur. Hz. Peygamber 571 yılında dünyaya gelecek. Annesi Amine Hanım, babası Abdullah'tır. Öyle söyleyelim. Kendisi e, uzun dönem e, ticaretle uğraşmış. Özellikle toplum içerisinde doğruluğuyla, güvenilirliğiyle bilinen, Muhammedül Emin olarak tanınan bir isimdir. 610 yılında Hira mağarasında ilk defa kendine kendisine daha doğrusu İslamiyet müjdelenmiştir. 610'dan 622'ye kadar hani bir Mekke'de peygamberlik dönemi var. Tabi bu dönem tamamen baskılarla geçen bir dönem. Niçin baskı var? İslamiyet'te de kadına değer veriliyor. Putperestliğe tamamen karşı, köleliğe karşı. E bunlar Mekke'nin önde gelenlerinin zaten ticari hayatını oluşturan unsurlar. Kendi düzenleri bozulmasın. Bu düzeni tamamen bir e, nitelik olduğundan dolayı İslamiyet'e karşı çıkmışlardır. E, bu yüzden bu 12 yıllık süreç biraz baskı döneminde gerçekleşiyor. Daha sonra Medine'lilerle Hz. Peygamber arasında akabe biatları gerçekleşecektir. Bu akabe biatlarıyla Medine'liler Hz. Peygamber'e biat ettiğini kabul edecekler ve kendisini Medine'ye davet edeceklerdir. 622 yılında hicret gerçekleşecek ve Medine'ye geldikten sonra da Medine'nin yerel halkı Müslümanlar ve Medine'deki Yahudiler arasında Medine Sözleşmesi imzalanacak bir toplum sözleşmesidir. Bu sözleşmeyle beraber de İslam devletin temelleri atılacaktır. Tabi İslam devleti kurulduktan sonra Mekkeli müşrikler rahat durmuyor. Ve yani kendi çıkarlarına ters geldiğinden dolayı Medine'ye saldırmaya başlıyorlar. Önce Bedir Savaşı'nda savaşacaklar. Bu savaş Müslümanlar tarafından kazanılacaktır. Daha sonra Uğuz Savaşı'nda Mekkeli müşrikler Müslümanları mağlup ediyorlar. Tek mağlubiyetleri bu. Daha sonra Hendek Savaşı'nda son savunma savaşı gerçekleşecek. Bu savaşta Medine muhafaza edilecek ve bu savaşlardan sonra da taraflar arasında Hudeybiye Antlaşması imzalanacaktır. Bakın Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanmasının yorumunu yapan. Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması demek Mekkeli müşriklerin Müslümanların varlığını tanıdığının göstergesidir. Yorumu bu şekilde yapabiliriz. Daha sonra e, Hayber Kalesi'nin fethi var. Yahudilerden alınacaktır. Ve Şam ticaret yolunun e, güvenliği sağlanıyor buranın alınmasıyla. Muhteseferinde Bizans'la karşılaşma var. Mekke fethedilecek. Tutlardan tamamen e, burada Kabe temizlenecek, e, öyle söyleyelim. Yine Huneyn Seferi, Taif Seferi, Tebük Seferi, e, Hz. Peygamber'in son sefer hareketleri olacak ve dağ ile beraber de hayatını kaybediyor. E, Hz. Peygamber e, hayatını kaybettikten sonra Halef dönemleri başlıyor. Yani Hz. Peygamber'in izinden giden, yolundan gidenlerin dönemleri başlıyor. İslam'ın önde gelen insanların, alimlerinin oy birliğiyle, oy çokluğuyla göreve getirdikleri insanlardır bunlar. Kısmi hani böyle Cumhuriyet'in olduğunu bir göstergesi, onu da söyleyebiliriz. Hz. Ebubekir ilk olarak yalancı peygamberlerle uğraşıyor. Niye? Çünkü Hz. Muhammed hayatını kaybettikten sonra Arabistan Yarımadası'nda farklı coğrafyalarda yeni peygamber benim, Allah'a beni görevlendirdi diye ortaya çıkan şarlatanlar var. İlk olarak bunlarla mücadeleler var. Daha sonra dinden dönenlere karşı ridde savaşları gerçekleşiyor ama ridde savaşlarında birçok burada önemli İslam alim hayatını kaybedince Kur'an'ın özgünlüğü bozulmasın, Kur'an'ı bilen insanlar bunu saf bir şekilde yansıtsın diye Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilecektir. Demek ki Kur'an'ın kitap haline getirilmesi Hazreti Ebu Bekir dönemindedir. Şimdi şu Ejnadeyn ve Yermük Savaşları'na gelelim. Şimdi bu Ejnadeyn ve Yermük Savaşı'nın tarihi, Muhteliftir. Yani bilinmiyor. Bir itilaf var orada. Ee, sebebi de şudur. İslam tarih yazıcılığının e, hani e, çok gelişmiş olmamasıdır. Hani bazı İslam tarihçilerine göre mesela Yermük Savaşı 634 yılındadır. Bazılarına göre 636 yılındadır. Şimdi savaşın tarihinin değişmesi demek aynı zamanda hangi halife döneminde olduğunun değişmesi demek oluyor. Bu yüzden e, en son hali bu. Med kitaplarında bile her sene değişir böyle. Hatta mevcut aynı yıl kitaplarında bile İslam tarihi kitabında farklıdır. Mev'in 9. sınıf kitabında farklıdır. E, bu yüzden hani kesin bir bilgi değil. Peşinen söylüyorum ama Ejderen Savaşı Bizans'a karşı gerçekleşmiş. O kesin. <laughs> Onu biliyoruz. Tamam. Öyle söyleyelim. Hazreti Ömer dönemine gelelim. Hazreti Ömer döneminde işte Yermük Savaşı'nı görebiliyoruz biz burada. Yine Suriye'nin fethi için Sasanlerle mücadele niteliği var. Köprü Savaşı'nda yeniliyoruz ama Kadisiye, Celula ve Nihalayn Savaşlarına kazanarak Sasanleri zayıflatıyoruz. Bu da askeri açıdan devletin kuvvetli olduğunun göstergesidir. Ee, yine Mısır'ın fethi bu dönemde. Demek ki artık böyle e, İslam sınırları çok farklı coğrafyalara kadar gidiyor. Artık Afrika'ya kadar gittiğini görmemiz mümkün. Siyasi idari alanda Hazreti Ömer dönemi çok önemlidir. Bu dönemde çok önemli gelişmeler var. Hani devlet teşkilatlanması en önemli unsur da bu dönemde gerçekleşiyor. Mesela valilik sistemi geliştiriliyor. Amillik, idari alanda kadılık sistemi geliştiriyor hukuk alanında. i̇kta unsuru askeri alanda gerçekleştiriliyor. İkta arazileri oluşturulmaya başlanıyor. Dirham adı verilen para kullanılmaya başlanıyor. E, divan adı verilen teşkilat oluşturuluyor. Halifeye devlet içinde yardımcı olabilmek için oluşturulan bir teşkilatlanmadır. İran'dan etkilenerek oluşturulan bir teşkilatlanmadır. Hicri takvim bu dönemde oluşuluyor. Artık e, İslam astronomisinin ve biliminin ne kadar geliştiğinin göstergesi Ayıla esaslı bir takvimdir. Hicreti başkanlığı olarak kabul edildiği için Hicri ismi verilmiştir. Bir de devlet hazinesi olan Beytul Mal, bu dönemde sistemleştiriliyor. Demek ki devlet teşkilatlamasına çok önemli gelişmeler bu dönemde var. Unutmayalım. Şu sorumuza gelelim. Hazreti Ömer döneminde düzenlemelerinin aşağıdakilerden hangisiyle iyi olduğu söylenemez diyor. Tek tek bir bakalım eşleştirelim. Şimdi diyor ki adli teşkilatlar oluşturarak vilayetlere kadılar atandı. Adli teşkilat diyorsan hukuku gördüm. Beytülmal adı verilen devlet hazinesi sistemleştirildi burada. E, Beytülmal iktisadi alan, ekonomi. Bunu da gördük mü gördük. Sınırlara ordu ya şehirleri kuruluyor diyor. E bu işin askeri boyutudur. Bu da gitti mi? Bu da gitti. Yeni fethedilen toprakları vilayetler oluşturarak başlarına valiler atanıyor. E bu da yönetimle ilgili bir unsurdur. İdaridir. Bu da gitti mi? Gitti. Eğitimle ilgili herhangi bir gelişme söz konusu değil. Devam edelim. Hazreti Osman dönemine girelim. Hazreti Osman döneminde Hazarlarla bir Belencer Savaşı var. Kafkaslara girmeye çalışıyor İslam orduları. Ancak başaramıyor. Hazarlar kısmında bahsetmiştik. İlk İslam donanması oluşuyor Muaviye donanmanın başına getiriliyor. Hatta Kıbrıs fethediliyor. Bu da karada olduğu kadar denizlerde de artık İslam askeri gücünün geliştiğinin göstergesidir. Zatü Sabari Savaşı'nda burada Bizans'a karşı savaşılacaktır. Önemli bir zafer elde edilecektir. Donanmanın ne kadar kuvvetli olduğunu göstergesi. Tunus fethediliyor. Afrika'da fethi hareketlere devam ediliyor. E, çok farklı coğrafyalara, İslam sınırı gelişince ve ilerleyince doğal olarak burada ne oluyor? Kur'an çoğaltılıyor. Yani yeni bölgelerde İslam'la tanışsın, İslam'ı görsün, bilsin diye Kur'an çoğaltılarak yeni dönemler. Kur'an'ın oluşturulması Hz. Ebu Bekir, çoğaltılması Hz. Osman unutmayacaksın. Tamam mı? E ee, amcak Hazreti Osman döneminde ilk böyle karışıklıklar başlıyor. Sebebi de Beni Ümeyye oğullarından biridir Hazreti Osman ve devlet kademesine de Beni Ümeyye oğulların daha çok atayınca, yani Emevi atamaları daha fazla olunca bir anda bir karışıklık unsuru bu dönemde başlıyor. Hoşnutsuzluklar bu dönemde başlıyor. Ha, bu da Hazreti Osman'ın şehit edilmesine sebebiyet edilecektir. Hazreti Osman şehit edildikten sonra da Hazreti Ali devletin başına geliyor. Tabi Hazreti Ali'nin halife olması ee... İslam içerisinde Hz. Ayşe ve Muaviye taraftarları tarafından o hoşnutlukla karşılanmıyor. Hz. Ayşe özellikle Hz. Ali'nin Hz. Osman'ın şehadetiyle ilgili, onun katillerini bulmayla ilgili çalışmadığı gerekçesiyle karşı çıkacaktır halifeliğine. Bu yüzden Hz. Ali ile Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyr arasında ve onların taraftarları arasında bir cemel vakası gerçekleşiyor. Deve olayı olarak da biliniyor. Hazreti Ayşe bir devin üstünde, etrafında ordular savaşıyor. Bu savaşı Hazreti Ali kazanacaktır. Ve bu savaş kazanıldıktan sonra İslam devletinin merkezi zaten neresidir? O dönemlerde Medinedir. Bu savaştan sonra başkent Kufeye taşınacaktır. Kufede Hazreti Ali'nin taraftarları çok fazladır. Kendi taraftarlarının yanına devletin merkezini taşıyor. E, Muaviye Hazreti Ali'nin e, tamamen şeyine karşı çıkacaktır. Halifine karşı çıkacaktır. Bu defa Muaviye ile Hazreti Ali taraftarları arasında Sıffin Savaşı gerçekleşiyor. Bu savaşta Hazreti Ali kazanacaktır. Bir de hariciler var. Yani bir tarafta Hazreti Ali'yi destekleyenler var. Bir tarafta Muaviye'yi destekleyenler var. Bir de hariciler var. Haricilerle Hazreti Ali arasında gerçekleşen savaşı yine Hazreti Ali kazanacaktır. Ama dikkat ederseniz, dikkat ederseniz orada ne var? E, bir iç karışıklık var. Yani e, farklı topraklara gitmiyorsunuz, farklı yerlerde savaşmıyorsunuz. Tamamen e, İslam içerisinde bir karışıklık var ve iç karışıklıklar sebebiyle birbiriyle savaşıyor burada. Boş boşuna kardeş kana dökülüyor. Hakem olayı düzenlenecek bu e, Hz. Ali döneminde. Hakem olayında da hakem taraf tutup Muaviye'yi halife gösteriyor. Yani diyor ki şu yüzüğü diyor, nasıl benim parmağımdan çıkarıyorsa Hz. Ali'yi de e, burada halifelikten çıkarıyorum. Bu yüzüğü nasıl parmağıma takıyorsam Muaviye'yi halife olarak seçiyorum diyecek. Ancak Hazreti Ali bunu kabul etmeyecektir. Taraflar arasında sürtüşmeler devam ediyor. Hazreti Ali'nin şehit edilmesine kadar sürecektir. Hazreti Ali şehit olduktan sonra Hazreti Hasan kendi halifeliğini ilan ediyor. Ancak Muaviye kendisiyle anlaşacak. Diyecek ki boş boşuna kardeş kanı dökülmesin. Benim halifeliğimi tanı. Benim halifeliğimden daha sonra siz halife olursunuz. Tekrar halifelik size geçer diye. Hazreti Hasan da boşu boşuna kardeş kanı dökülmesin diye Muaviye'nin halifeliğini tanıyacaktır. Muaviye'nin de halifeliği ele geçirmesiyle beraber Emeviler devleti kuruluyor. Tabii Muaviye buna uyuyor mu? Uymuyor tabii. Kendisinden sonra oğlu Yezid'i burada e, halife tayin edecektir. Böylece halifelik artık seçimle değil, saltanata dönüyor. Örneğin söyleyelim. E, Muaviye e, devletin merkezini Şam olarak belirtiyor ve Şam'a taşıyor. Bakın dikkat ederseniz kim nerede kuvvetliyse devletin merkezini orası yapıyor. İstanbul ilk, ilk defa Emeviler döneminde kuşatılmıştır İstanbulluları tarafından. İyi defa kuşatıldığını söylemek gerekir. Yezid döneminde Kerbela olayı gerçekleşiyor. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela'da şehit ediliyor. Bunun üzerine de İslam'da kesin ayrılık gerçekleşiyor diyelim. Yorumumuzu o şekilde yapabiliriz. Emevilerin en parlak dönemi Abdülmedik döneminde yaşanmıştır. Arapça resmi devlet dili olarak bu dönemde kabul ediliyor. i̇lk İslam parası, Arap parası bu dönemde bastırılıyor. Demek ki milliyetçi bir tutum sergilediğinin göstergesidir diyebiliriz. Bunun nirvana noktası neresidir? Bunun nirvana noktası mevali politikasıdır. Arap olmayan Müslüman topluluklara bile köle gözüyle bakacaklardır Emeviler. Biz buna mevali politikası deriz. Bu politika yüzünden de Emeviler yıkılış sürecine gidecek. Tabi Arap olmayan Müslümanlar da Şubiye hareketine, şuraya yazayım. Bilim, sanat, teknik hareketi olan Şubiye Şubiye, şu, şu TF çok fazla oldu da ona geri alayım. Silelim şöyle. Evet. Şubiye hareketini ortaya çıkarıyorlar. Tabi gerek Abbasilerin baskısı gerek Mevali politikasını yaratmış olduğu e, sıkıntılı süreç Emevilerin e, burada yıkılmasına sebebiyet vermiştir diyelim. E, Tabi e, Emeviler e, dedik ya e, Hazreti Ali döneminde bir sıkışıklık vardı. Bir içte problemler vardı. Emeviler döneminde Türkistan fetihleri var. İşte Kuzey Afrika fethi var. İspanya fethediliyor. Kadiks savaşıyla e, ve bölgede de bir Endülüs Emevi devleti kuruluyor. Kadiks savaşıyla Müslümanlar bölgeye giriyor. İlerleyişi de Puatya savaşına kadar devam edecektir diyelim. Abbasilere gelelim. Emevileri yıkarak kurulan bir devlettir. E, Ebu Abbas Abdullah tarafından Bağdat merkezi olarak kurulan bir devlet olduğunu söylememiz gerekir. Bakın demek ki İslam devletinin merkezleri nelermiş? Medine, Kufe, Şam, Bağdat. Tamam unutmayın. Ee, en parlak dönemini Harun Reşit döneminde e, yaşayacaklar. Tabi Abbasiler, Emeviler gibi değil. Onlar kesinlikle e, mevali politikasını izlemiyorlar. Devlet yönetiminde İranlılardan, askeri yönetimlerde Türklerden faydalanıyorlar. İşte Avasım, Samarra gibi ordugah ve sınır şehirleri e, Türkler tarafından burada Abbasilerin yönlendirilmesiyle oluşturulan şehirlerdir. Demek ki Abbaslar Türklerin askeri e, niteliğinden faydalanmaya çalışılıyor. Beytül Hükmü adı verilen bilgelik evi e, Abbasler döneminde kurulacaktır. Onların ilim faaliyetlerine önem verdiklerinin göstergesidir. Bir de taafül Mülük adını verdiğimiz küçük devletçilikler e, Abbasler döneminde e, oluşuyor. Onları da söylemek gerekir. sorumuza gelelim. Diyor ki yalnızca bu bilgilere bakılarak Abbaslerle ilgili verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir? Dikkatle bir bakalım. Abbas Halifesi Harun Reşit oluşturduğu muhafız birliğini Türklerden meydana getirmiştir. Bizans'tan gelebilecek tehditleri önlemek amacıyla Türklerden oluşan avasım şeylerini kurmuştur. Şimdi bak Bizans'tan gelen tehlikeler muhafız birliği demek ki Türklerin askeri niteliğini ön plana çıkarmış ve buradan faydalanmak istiyor. Arap milliyetçiliği politikasını ilk kez terk edildi diyor. Ne zaman terk edildiği ilk kez burası mı bilemeyiz. Böyle diyemezsin. Türklerin zamanla Arap kültürünü benimsedikleri, Türklerin Arap kültürünü benimseyip benimsemediklerini de buradan çıkaramazsın. Bu da gitti. Abbasilerin İslamiyet'i yaymaya çalıştıkları? Hayır. Zaten Türk toplulukları İslam'ı benimsemiş. Bunu söyleyemezsin. Türklere karşı hoşgörülü yönetim sergilenmediğinin diyor. Tam aksi sergilenmiş ki askeri faaliyette faydalanıyorsun. Türklerin savaşçılık özelliklerinden yararlandığının göstergesidir. E seçeneği doğru cevap. Devam edelim. Gelelim Türk İslam tarihine. Şimdi Türklerle Arapların ilişkisine baktığımız zaman, yani İslamiyet'in o ilk izleri niteliğine baktığımız zaman, Hazreti Ömer döneminde bir komşuluk başlıyor. Hazreti Osman döneminde Hazarlarla biliyorsunuz burada bir benencer Savaşı var. Emeviler döneminde Haristan Savaşı var Türk işlerle. Ee, hani Hazreti Osman döneminde e, Kafkaslara, e, Emeviler döneminde de e, burada e, Türkistan'a, Orta Asya'ya girmesi engellenecek e, Arap ordularının. Ama ne zaman ki işler yıkıldı, Abbasiler e, Çinlerle savaşacak, Talat savaşınca. işte bu savaşta ilk defa Türkler... Arapların yanında yer alacak ve İslamiyet'i ilk defa benimsiyor burada. Peki Türkler niçin İslamiyet'i benimsedi? Tamam benimsedi diyoruz da niçin benimsedi? Bir defa ikisinde de ahiret inancının olması, temizlik anlayışının aynı olması, cihana hakimiyeti anlayışının aynı olması, bir ruhban sınıfının olmaması, e, işte din adamlarının ayrıcalıklı olmaması, e, toplum içerisinde eşitliğe, özgürlüğe, insana değer verme gibi niteliklerin ön planda olması, e, cennet cehennem inançları bu gibi nitelikler Türklerin İslamiyet'i benimsemesinin sebepler arasındadır. E ve Işitler bir parantez açalım. Tonoları ve Işitler Abbasiler zayıflayınca bölgede egemenliğini kuran Türk devletleridir. Tonoları Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Işitler ise Hicaz bölgesine yani kutsal topraklara Mekke, Medine'ye egemen olan ilk Türk devletidir. Onları söylemiş olalım. Şimdi Orta Asya'da kurulan e, ilk Türk e, Müslüman devleti Karahanlılardır. E, bu bölgede egemen olacaklar. Balasagun merkezi olarak kuruluyorlar. Bilgekül Kadir Han kurucusudur. Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet'i benimsediklerini görüyoruz. Satuk Buğra Han da Abdül Kerim adını alarak adını değiştirmiştir. Yusuf Kadir Han döneminde en parlak dönemini yaşıyor Karahanlılar. Tabi Karahanlılar İslamiyet'i benimsemiş olmalarına rağmen ikili teşkilatı uyguluyorlar. Uygur alfabesini kullanıyorlar. Eski Türk gelenek ve yöreneklerini yaşatıyorlar. Bu da milli benliklerini kaybetmediklerinin göstergesidir diyebiliriz. Yine Karanlıklar döneminde şunu söyleyelim: İlk Türk İslam eserleri bırakılıyor. Yusuf Hasacip tarafından Kutadgu Bilik, Kaşgarlı Mahmut tarafından Divanü Lügatü Türk, yine Elip Ahmet Yükneki tarafından Atabetül Hakayık ve e, Hoca Ahmet Yesevi tarafından Divan-ı Hikmet bu dönemde yazılan ilk Türk İslam eserleri olduğunu söylememiz gerekir. Tabi ikili teşkilatta yönetildiklerini söylemiştik. Zamanla zayıflayacaklar. Doğu ve Batı karanlar olarak da ikiye ayrılıyorlar. Gazneliler Devleti'ne gelelim. Devletin temellerini atan Artigin'dir. Gazne merkezi olarak kullanan bir devlettir. Gazneli Mahmut döneminde en parlak dönemini yaşıyorlar. Başta Sonnat Seferi olmak üzere Hindistan'a düzenlemiş olduğu 17 büyük seferle Gazneli Mahmut Hindistan coğrafyasında İslamiyet'in yayılmasına fayda sağlıyor. Ve e, bunun bu başarısı halife tarafından Gazneli Mahmud'a sultan unvanını verilmesine sebebiyet verecektir. Türklerde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmuttur Unutmayalım. E, Nesa, Seras ve Dandanakan savaşlarında Büyük Selçuklulara yenileceklerdir ve siyasi e, yapıları zayıflayacaktır. Hindistan'daki yerel halk olan Gururlar tarafından da yıkılmışlardır. Harzem Şahlar, Anuştigin tarafından kurulan e, ve yani burada yapısı oluşturulan bir topluluktur, öyle söyleyelim. E, özellikle Harzem Şahlar, Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra onların e, bölgelerine egemen olduklarından dolayı kendilerini Selçukluların mirasçısı olarak görüyorlar, öyle söyleyelim. Şu Otral faciası önemli. Harzem, Harzem valisinin bir Moğol kervanını yakıp yıkmasına sebebiyet veren bir faciadır. Bu kervan baskını yüzünden Moğollar yönünü tamamen Türklere ve Türk topluluklarına çevirmiş ve gerçekten Moğollar o dönemlerde e, Türklerle yapmış oldukları savaşlarda büyük yıkımlara sebebiyet vermiştir diyelim. 1230 yılında Celaleddin Harzemşah ile Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubad arasında Yassı Çemen Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşı kaybettikten bir yıl sonra da Hazretyalıların varlığının sona erdiğini söylemek gerekir. E, i̇ki Türk devleti arasında savaşın gerçekleşmesi de Türk devletleri arasında siyasi çıkar çatışmalarının olduğunu göstergesidir diyebiliriz. Büyük Selçuklu Devleti'ne devleti gelelim. E, Kınık Boyu tarafından kurulan bir devleti hatırlayın Tuğrul Bey döneminde burada bağımsızlığını kazanmıştır. E, bu yüzden devletin kurucusu olarak Tuğrul Bey'i göstermek gerekir. İsmini ise dedelerinden alıyor. Selçuk Bey'den alıyor. Damlanakan Savaşı'nda Gaznelileri mağlup edecekler ve bağımsızlığını kazanacaklardır. Tabi Büyük Selçuklu Devleti yeni yurt arama gayesinde. Bu yüzden Tuğrul Bey burada Çağrı Bey'i Anadolu'ya gönderecek ve bir keşif amaçlı oraya görmesini isteyecektir. Çağrı Bey Anadolu'ya gelecek ve Türkler için gerçekten bir yurt olabileceğini burada ifade ediyor. 1048 yılında Türkler Anadolu'ya giriyor. Komutanlar düzeyinde gerçekleşen bir savaş var. Pasinler Savaşı. Ama tekrar söylüyorum hükümdarlar düzeyinde değil komutanlar düzeyinde. Bu savaş Türkler tarafından Bizans'a karşı. Ee, kazanılıyor. Pasinler Savaşı e, bir zaferdir. Sultan Alparslan döneminde ise 1071 yılında Mazgi Savaşı gerçekleşecek. Ee, Selçuklu ordusunun başında Sultan Alparslan, Bizans ordusunun başında Roman Diyojen. Bizans ordusu asker sayısı bakımından oldukça kuvvetlidir. Ama özellikle Peçeneklerin ve Kıpçakların savaş sırasında yer değiştirmiş olmaları e, savaşın gidişatını da değiştiriyor. Mazgi Savaşı'nın kazanmasıyla Anadolu'nun kapıları, çöpleri açılıyor. Yani demek ki Mazgi Savaşı bizim için bir yurt açan savaşıdır. Bu savaştan sonra Sultan Alparslan kendi komutanlarına kılıç hakkı veriyor. Yani diyor ki gidin Anadolu'da istediğiniz yeri fethedin. Fethedeniz yerlerde işlerinde serbest, dışlarınızda bana bağlısınız diyecektir. E, bu şekilde de bir unsuru sağladığını söylemek gerekir. Selçuklular en parlak dönemini Sultan Melikşah döneminde yaşıyorlar. Melikşah döneminde özellikle e, batınilik faaliyetlerine karşı mücadele ettiğini görmemiz mümkün. Selçukluların Vezir Nizam-ı bu Bahtın faaliyetlerine karşı Nizami Milleresi'nin oluşturacak bölgede iyi bir şekilde organize olmaya çalışacak ama bu faaliyetler gerçekten devleti zayıflatıyor. Katvan Savaşı'nda Karahitaylılar Selçukları Selçukluları mağlup ediyor ve Selçuklular yıkılıyor. Evet, gelelim sorumuza. Bu bilgiler göz önüne bulundurulduğunda Karanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Dikkatli bir bakalım. Karanlılar yönetimde eski Türk devlet anlayışının büyük ölçüde sürdürmüş. Türk töre ve geleneklerini devam ettirmişlerdir. Karanlar İslamiyet bilimsemleriyle birlikte yerleşik hayata geçiş hızlanmış ve Türkler arasında şehir kültürü yaygınlaşmıştır. Karanlar'da orduda, resmi işlerde ve bilimde Türkçeden başka dil kullanılmamıştır. Alfabe olarak ise Uygur alfabesi kullanılmıştır. Ayrıca ilk Türk e, İslam eserleri bu dönemde yazılmıştır. Şimdi yorumlu yarımları tek tek bir bakalım. Kendi öz kültürlerini korumaya çalışmışlardır. Evet İslamiyet'e ne rağmen burada bakın Türkçeden başka değil kullanmıyorsun mesela. Türk İslam sentezi oluşturmuşlar. Hem Türklüğü hem İslam'ı burada oluşturmuş. Bir nitelik olarak yeni al olarak açığa çıkarmışlardır. Doğru. Türk İslam edebiyatının gelişmesine katkı sağlamışlar. E bak ilk Türk İslam eserlerini bu dönemde yazmışlar. Bunu da gördük. Türkler arasında ilk defa yerleşik hayata geçmişlerdir diyor. Haydi. Şimdi bu tarihsel olarak doğru değildir zaten. Aynı zamanda parçada böyle bir şey yok. Tarihsel olarak doğru değildir çünkü yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. İkincisi parçada böyle bir şey yok. O zaman bunu söyleyemeyiz. İslamiyet'in önceki Türk geleneklerini devam ettirmişler. E bak e sen ne yapmışsın burada? E, tamamen alfabe olarak Uygur alfabesini kullanıyorsun. İşte orada resmi dillerde Türkçe'den başka bir kullanmıyorsun. Türk töre ve geleneklerini devam ettiriyorsun. Bunu da söylemek mümkün. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Ve son kısma gelelim. Türkiye tarihi bizim için. Son olarak harita üzerinden burayı da yorumlayalım. Ve dersimizi kapatalım. Şimdi dedik ya kılıç hakkımız var burada. Sultan Alparslan ne dedi? Gidin Anadolu'da istediğiniz yeri fethedin, fethettiğiniz yerlerde içlerinizle, serbest dışlerinizle bana bağlısınız. Ve bu amaçla ilk olarak biz Saltukları, şu sarı renkte gördüğünüz Saltukları göreceğiz. Saltuklar Anadolu'da e, bir beylik kuran ilk topluluktur, Anadolu'nun ilk beyliği olarak da, ilk Türk beyliği olarak da Saltukları göstermemiz. Mümkün. E, Saltuklar bölgede Yemen olduktan sonra Gürcülerle Haçlarla mücadele etmiş ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasına e, sağlamada önemli katkılarda bulunmuştur diyebiliriz. Mengücekliler yine bakın şu mavi renkte görmüş olduğunuz bölgede Erzincan ve e, çevresinde egemen olan topluluktur. E, Mengücekliler döneminde yapılan Divri Ulu Cami e, onların mimari alanına kadar geliştiklerinin göstergesidir. Divri Ulu Cami aynı zamanda Avrupalılarca Anadolu'nun elhamrası olarak da bilinmektedir. Bu beylikler arasında en kuvvetlisi ve Türkiye Selçuklu Devleti'nde en çok uğraşılan Danışmentliler'dir. Danışmentler kurmuş oldukları beyliklerle, aynı zamanda Anadolu'da Haçlılarla, Gürcülerle, Rumlarla, Ermenilerle yapmış oldukları mücadelelerle Anadolu'nun Türk yurdu olması ve o şekilde kalmasını sağlayan önemli bir topluluktur. Yine Danışmentler için ilave olarak şunu söyleyelim. Yağbasan Medresesini yapıyorlar ki Anadolu'nun ilk medreselerinden biridir. Artuklular... Üç kol halinde yönetilen bir topluluktur. Artuklular için de bilmemiz gereken en önemli özellik onların e, ilim insanlarına sahip çıkmalarıdır. Kimdir bu? El Cezeri'dir. Otomat bilimcidir. E, özellikle yapmış olduğu e, robotlarla e, önemli bir alim insanıdır. E, El Cezeri'yi biz Artuklular döneminde görebiliyoruz. Bir de diğerlerinden çok farklı bir Anadolu Beyliği var. Kim o? Bizim için Çaka Beyliği'dir. Çaka Beyliği Diğer birlik ve Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği Türk tarihinin ilk denizci topluluğudur. İlk Türk denizcisi olarak da biz Çaka Bey'i gösterebiliriz. Ve Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklularına gelelim. Kutalmış olduğu Süleyman Şah tarafından kurulan bir devlettir Türkiye Selçuklu Devleti. Kutalmış olduğu Süleyman Şah hayatını kaybettikten sonra birinci Kılıç Aslan döneminde devletin merkezi İzniktir. Ama o dönemlerde Haçlı seferleri başlamıştır. Birinci Haçlı seferinde Türkiye Selçuklu Devleti İznik'i kaybetmiştir. Devletin merkezi olarak da Konya'ya taşımıştır. İkinci Kılıç Arslan döneminde Bizans'la Miryokefalon Savaşı gerçekleşmiştir. Miryokefalon Savaşı Bizans'ın Türklere karşı son taarruz savaşıdır. Bu savaşı Türkler kazanmıştır. Mazgit Savaşı ile beraber Anadolu'nun kapılarını açan Türkler Miryokefalon Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştirmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti özellikle ticarette yapmış oldukları işte uygulamaları sigorta uygulamalarıyla, kervansaraylarla, işte Sinop, Antalya gibi önemli fetih hareketleriyle ticareti, ticareti yönelik faaliyetleri geliştirmeye çalışan bir devlet. Öyle söyleyelim. aynı zamanda donanması olan ilk Türk devletidir. Onu da söyleyelim. Alaaddin Keykubat döneminde en parlak dönemini yaşıyorlar. E, Alaaddin Keykubat döneminde biliyorsunuz Sarzen Şahlarla Yastı Şemen Savaşı vardı. Bu savaş kazanılacaktır. Ancak Alaaddin Keykubat zehirlenip öldükten sonra yerine 2. Gıyasettin Keyhüsrev'i geçmiştir. 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde ise Köse Dağ Savaşı gerçekleşiyor Moğollarla. Moğollar Köse Dağ Savaşı'nı yenince Türkiye Selçuklu Devleti'nin otoritesi ve düzeni tamamen bozuluyor. Tabii bunlar hep bilgi bağlamıdır, ayetidir. Bu yüzden önce çok dip ayrıntılara girmeyeceğim. Bizim için önemli olan yorum yapabilmektir. Mesela şöyle bir yorum yapalım. Bakın 1. Gıyasettin Key Süre döneminde Antalya fethediliyor. 1. eee Key Kaos döneminde Sinop fethediliyor. 1. Alaaddin Key Kubat döneminde Antalya fethediliyor. Şimdi ortak olarak bakmamız lazım. Yukarıda verilen Türkiye Selçuklu döneminde yer alan bazı fethi hareketleri için söylenebilecek ortak yargı hangisidir diyor. Şimdi yorumlayalım. Açıkta nezare seferler düzenlenmiş diyor. Halbuki bunlar iş denizlerdir. Gitti. Akdeniz ticareti canlandırılmaya çalışılmış. Tamam Antalya'nın fethi var, Alanya fethi var. Bu Akdeniz ama Sinop da var bu Karadeniz'de. O zaman bunu söyleyemeyiz. Ticareti iyileşime yönelik fethi hareketleri evet. Bunlar liman şehirleridir, ticari şehirlerdir. Bunları almak demek, ticareti geliştirmek demektir. Bunu söyleyebilirsin. Sömürgecilik faaliyetleri desteklenmiştir diyor. Türklerde sömürgecilik yok. Anadolu eyaletleri ayrılmıştır diyor. Eyaletle ilgili herhangi bir ifade veya emare yok. Evet değerli kardeşlerim, bir buçuk saat civarı bir şey oldu böyle. Sizinle beraber tarih ve zamana, uygarlık tarihine, Orta Çağ'da dünyaya, İslam öncesi Türk tarihine, yine İslam tarihi, Türk İslam tarihine ve Türkiye tarihinin 13. yüzyılına şöyle yorumsal bağlamda kısa bir tekrarla bakmış olduk. Her alanla ilgili de soru çözdük. Soru çözme niteliğinde görmüş olduk. bir sonraki bölümde Osmanlı'yı en baştan alıp yıkana kadar götüreceğiz. Orada da bol bol yorum yapacağız. Orada da bol bol yorum soru çözeceğiz ve şöyle kendimizi sınava yönelik olarak çok iyi şekilde hazırlayacağız. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.